check, check. Yeşim Salkım bu kavgaya da müdahil oldu. Salkım, Demet Şener ve Demet Akalın arasında yıllar sonra mahkemeye taşınacak dul kadın tartışmasıyla ilgili neler söyledi? Haklıyla haksızı ayırt edebildiğini gösterdi. Daha bitmedi. Demet Şener ve Demet Akalın arasındaki dul kadın tartışmasına Seren Serengil de katıldı. Demet Şener için ağır konuştu. Bir başkasının sevdiğini elinden alıp da kalıyorsa bu tip kadınlar zaman içerisinde ya üzerine para vererek program yapıyor ya dul kalıyor. Bir şey yapıyor yani. Lerzan Mutlu kimin adını duyunca bu tepkiyi verdi. Gördünüz mü? Yani az sonra. Yani çek çek. Demet Akalın 20 yıllık kara kaplı defteri bu sözlerle açtı. Ben ona sadece bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra. İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'e Demet Akalın'ın olay sözlerinin nedeni ne? Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra. 20 yılı susup boşanmanın ardından konuşan Akalın intikam mı alıyor? Bir adaşımı daha döveceğim. Demet Şener bu sözlere ne dedi? O söyleme karşı. Çek çek. Bu dans kafaları karıştırdı. Yoksa Oktay Kaynarca Deniz Çakır aşkı yeniden mi başlıyor? Taraflar ne dedi? Sürprizler olur. Sürprizler yok. Eski kankalarından Barış Arduç ve Elçin Sanguya şok. İnandırıcılıkla ilgili. Onur Büyüktopçu ikilinin tutmayan filmine nasıl gönderme yaptı? Aynı çiftli sinema perdesinde. Az sonra. Çek, 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 çek. Günaydınlar. Hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz. Cumartesi sürprizinde bu hafta yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Yine çok özel, yine bomba gibi magazin haber ve görüntüleriyle hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz konularla 3 saat boyunca canlı yayında karşınızda olacağız. Programımıza bu hafta haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz haber turuyla başlıyoruz. Ünlüler bu hafta birbirinden renkli paylaşımlar yaptı. İşte onlardan bir Demet. Nesihan Atagül, Kadir Doğulu'yla boşanma iddialarına videolu yanıt verdi ve eşini ne kadar sevdiğini gösterdi. Merve Boluğur kar motoruyla yaptığı mini şovu yayınladı. Ata Demirer kariyerindeki 20. yılı kutladığı anların videosunu takipçileriyle paylaştı. Sıla, Cem Karaca'ya saygı albümünde yer alan Sen de Başını Alıp Gitme şarkısına mini bir klip çekti ve sevenlerine armağan etti. Hayatta hiç bir şeyim az olmadı senin kadar ve hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Ne olur.
ne olur. Tek tek. Sempatisiyle Ahmet Kuralı. Bu eleme buydu. Esprileriyle Murat Cemcir. Eşit mi alıyorsunuz paraları yoksa kendinize bir kıyak var mı? Kardeş payı. Yemin et. Yaradana kurban dediğiniz ikili yeni filmleriyle Show TV'de. Bu sohbete bayılacaksınız. Yaradana kurban diye başlıyor. Sonra? Yaradana diye gidiyor. Ahmet Kural kariyerinin ilk öpüşmesini kahkahalarla anlattı. Ve şu ana kadar tek öptüğüm sevgili ustam Cengiz Bozkurt. Ben hiç vakit kaybetmiyorum. Murat Cemcir yediği dayaktan nasıl yemek yiyemez hale geldi? 7-8 tanesi kemiğine geldi ben böyle. 1,5 ay falan çorbayla beslendim. Süper ikili ailecek şaşkınızı anlattı. Yediği dayaktan dolayı kafa gidiyor, o yüzden öyle. Az sonra. Çek çek. İzmir'de Şahan Gökbakar izdihamı. Şahan Gökbakar Kayhan'la gittiği İzmir'de nasıl selfie rekoru kırdı? Ve Şahan Gökbakar'dan olay sözler. Neden Cem Yılmaz'la arasındaki rekabeti bitirdi? Aynı pazara hitap etmiyoruz yani. Efsane geri dönüyor. Versene bana. Alo. Celal ile Ceren 2'deki büyük sürpriz ne? Ezgi ile işte bir araya geldi. Az sonra. Çek çek. Aşk adını nasıl olunur? Onun için aşk ne demek? Böyle kırım kırım kırıtan. Kimler için yetersiz kadınlar dedi. Daha yetersiz kadınlarla birlikte olur. Anne olabilmek için kariyerinden vazgeçmeye neden razı? Her şeyden vazgeçebilirim ya bir tane çocuk için. Deniz Çakır'dan kadınca itiraflar geliyor. Aşk dünyanın en güzel duygusu bence. Az sonra. Çek çek. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. İstismar değil, cinayet. Gerçekten yüreğim kaldırmıyor. Çocuk da susmasın, sen de bu zulme sessiz kalma. Kötü eller çocukların üzerinden çekilsin. Çocuklara karşı yapılan insanlık dışı zulme karşı ünlüler tek ses, tek nefes. Bunda da istismar değil, caniliğin son noktası. İki ellerimle boğarım. İnsanlık suçuna kim nasıl tepki gösterdi? Çocuğa dokunmayın. Çocuk onlar, çocuk. Çocuğa dokunma. Az sonra. Çek 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 çek. Hadisenin isyan dolu gözyaşları. İçim parçalanıyor. Çocuklara yönelik cinsel istismar olayları hadiseyi çıldırttı. Siz de çıldırmıyor musunuz? Bu sözler çok konuşulacak. Bize erkeklerimiz sahip çıkamayacaksa. Az sonra. Çek 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 çek. Ata Demirer o soruyu duydu ve durdu. Hangi meseleler Ata Demirer'e derin geldi? Derin meseleler ve bu saatte konuşacak meseleler değil. Bir gün geldi Beşiktaş'a, bekliyoruz. Az sonra. Çek çek. Çok
Sultan Anası Perihan Savaş müthiş formunu nasıl koruyor? Evet, koruyorum. Yani korumaya çalışıyorum daha nasıl doğrusu. Az sonra. İrem Derici'nin benim için öldü dediği kişi kim? Lütfen artık ölüleri mezarlarında rahat bırak. Ünlü şarkıcı yakın geçmişinde yaptığı hangi şeyleri eleştirdi? Ölümden döndüğüm dönemde öyle bir... Az sonra. Ortalığı karıştıran silahlı saldırı. Volkan Konağ'ın sahne aldığı mekanın önünde kimler kurşun yağdırdı? Burada böyle bir hava yağış atmış. Az sonra. Tekrar merhabalar. Programımıza geçtiğimiz haftanın analiziyle devam ediyoruz. Geçen haftanın şeffafı kim? Geçen haftanın kalecisi kim? Geçen haftanın asabisi kim? Geçen haftanın analizini kim yaptı? Geçen haftanın gafını kim yaptı? Geçen haftanın itirafını kim yaptı? Geçen haftanın altını kimden? Geçen haftanın en cesur aşığı kim? Geçen haftanın poker face'i kim? İşte geride bıraktığımız haftanın derinlemesine analizi. Geçen haftanın olayı Mustafa Emine Sandal çiftinin boşanma kararıydı. Çift 14 yıllık evliliklerini aşk bitti diyerek bitirme kararı aldı. Geçen haftanın korkutanı Kadir İnanır'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıydı. Efsane oyuncu hayranlarının yüreklerini ağızlarına getirdi. Geçen haftanın kankaları Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy oldu. Hadi Bir Oğlum filminin galasında buluştu, hasret giderdi iki yakın dost. Geçen haftanın kalecisi Erkan Kovçak Köstendil oldu. Bartolu Bursa Spor'la idmana çıktı, kalecilik yaptı. Geçen haftanın aşıkları Hande Erçel'le Murat Dalkılıç oldu. Popüler çift ilk kez Show TV kameralarına sobelendi. İlk kez beraber görüntüleniyorsunuz. Çok güzel konuşsaydık. 14 yıl başlamak. Geçen haftanın misillemesi Merve Boluğur'dan geldi. Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç'ın aşkına yeni sevgilisi Emir Aydemir'le yanıt verdi. Geçen haftanın en mağduru Ahmet Kural oldu. Ahmet Kural, Ailecek Şaşkınız filminin çekimlerindeki at binme sahnesinde böyle tehlike atlattı. Abi önde bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var orada. Geçen haftanın agresifi Okan Bayülgen oldu. Okan Bayülgen kendisini görüntüleyen habercilere bağırırken geri göğü inletti. Defolun gidin terbiyesizler! Defolun! Geçen haftanın şeffafı Nesrin Cevatzade oldu. Güzel oyuncu katıldığı gecede giydiği kıyafetle ne kadar şeffaf olduğunu gösterdi. Geçen haftanın en cesur aşığı Berrak Tüzün Ataç oldu. Sevgililer gününde Birkan Sokullu'yla öpüşme fotoğraflarını paylaştı güzel oyuncu. Müzik
geçen haftanın içini dökeni Demet Şener'di. Zorlu bir boşanma sürecini geride bırakan Şener yaşadıklarını mikrofonlarımıza anlattı. Sokaklara çıkıp arabamla ağlayarak gezmek istediğim zamanlar oldu. Onları bile yapamadım. Biri görür, bir şey olur. Yani hiç her zaman dik durmaya ve güçlü olmaya çalıştım. O beni çok yordu açıkçası. Geçen haftanın poker face'i Asena Atalay oldu. Atalay çıktığı mahkemede hakimden yediği fırçaya rağmen çıkışta hiçbir şey olmadı diyebildi. Abi, dünyayı çok iyi arkadaşlar. Çınar gayet mutlu, gayet sağlıklı. O yüzden çok konuşacak bir şey yok yani. Geçen haftanın itirafını Hülya Avşar yaptı. Avşar kızı zamanında İbrahim Tatlıses yüzünden işsiz kaldığını açıkladı. Programa gideceğim. O afişte ben yokum. Sibel Can var. Nasıl yani? Katılıyor musunuz? İbrahim'in de en havalı olduğu zamanlar astığım astık, kestiğim kestik falan falan. Helal hoş olsun, canın sağ olsun. O zaman çok sinirlenmiştim ama kafasına göre indirmiş Sibel Can gelsin. Ya vermiş ha? Şimdi astrolistsin ya, hadi yiyorsa göster bakayım gücünü nereye? İbrahim tatlı ses demiş ki böyle olacak. Geçen haftanın hediyesi Seda Sayan'dan Lerzan Mutlu'ya geldi. Seda Sayan barıştığı Lerzan Mutlu'ya doğum günü için altın taktı. Şimdi bu doğum günü çocuğu. Doğum günü geçti. Ay kadın bana böyle bir yerdeler taktı. Evet, doğum günü çünkü. Hı. Bana uğurlu gelsin. Bir de cüzdan almıştım. O doğum günü hediyesi değildi. Ya senin istiyorum ki böyle altınlar, pırlantalar, cüzdan aldığımda içine ufak bir para koydum. Uğurlu gelsin, çok paralar kazansın. Evet, seni ay çok evet. Güzel oldu. Bak. Çek, çek. Sempatisiyle Ahmet Kural'ı. Bu eleğime vurdu. Esprileriyle Murat Cemciğer'i. Eşit mi alıyorsunuz paraları yoksa kendinize bir kıyak var mı? Kardeş payı. Yemin et. Yaradana kurban dediğiniz ikili yeni filmleriyle Show TV'de. Bu sohbete bayılacaksınız. Yaradana kurban diye başlıyor. Sonra? Yaradana diye gidiyor. Ahmet Kural kariyerinin ilk öpüşmesini kahkahalarla anlattı. Ve şu ana kadar tek öptüğüm sevgili ustam Cengiz Bozkurt. Ben hiç vakit kaybetmiyorum. Murat Cemciğer yediği dayaktan nasıl yemek yiyemez hale geldi. 7-8 tanesi kemiğine geldi ben böyle. 1,5 ay falan çorbayla beslendim. Süper ikili ailecek şaşkınızı anlattı. Yediği dayaktan dolayı kafa gidiyor, o yüzden öyle. Az sonra. Çek çek. Ata Demirer o soruyu duydu ve durdu. Hangi meseleler Ata Demirer'e derin geldi? Derin meseleler ve bu saatte konuşacak meseleler değil. Bir gün geldi Beşiktaş'a, bekliyoruz. Az sonra. Çek çek. Programımıza Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'den sizin için seçtiğimiz skeçle devam ediyoruz. Skeçte isim değiştirme sırasında yaşanan komik olaylar anlatılmaktadır. Ay çok da sıra var, görüyor musun Bahadır olsun, ya? Olsun. Pardon, bir şey soracağım. İsim değiştirme sırası burası mı acaba? Evet. Aşkım dur, bir de ben sorayım. Pardon, bakar mısınız? İsim değiştirme sırası burası mı acaba? Evet, evet. Pardon isim değiştirme sırası burası değil mi? Ya burası ya. Burası, isim değiştirme sırası burası. Birisi daha sonrasında şimdi düşün, burada bayılacağım. 2 saattir de burada bekliyoruz, lütfen ama. Kimse yok mu lütfen? Nerede bu devlet? Lütfen ama. Oğlum bakın, burası devlet dairesi. Gürültü istemiyoruz o kadar ya. Allah Allah. Sessiz. Tabii haklısınız. Siz de kızmakta haklısınız ama isim değişikliğinin bugün son günü olduğu için biz de böyle telaş ettik. Hepimiz çok mağduruz. Evet, ben evet, mağdurum yani. Eşimle beraber yani. Eşimle. Şu an içeride Bilal müdürüm çay ocağında çay içiyor. Ve o çay içerken gürültü yapılmasından hiç hoşlanmaz. Evet. Anladın mı? Amir geldi, amir geldi. Amir.
Beyler. Müdürüm. Ne oluyor burada? Müdürüm, arkadaşlar isim değiştirdiği için gelmişler. Ben de kendilerine gerekli açıklamaları yapıyordum. Taylan, ben gelip masaların üstünü siliyor muyum oğlum? Sen niye müdürün dururken açıklama yapıyorsun? Yerine geç. Seninle. Sevgili vatandaşlarımız, devletin ismini değiştirmek isteyenler için açtığı kontenjan maalesef yoğun talep nedeniyle dolmuştur. Seneye tekrar deneyin. Ama bu da bizim ilk merhabalar, saygılar diliyorum müdürüm. Bakın bizim durumumuz çok kritik. Yani yuvamız dağılmak üzere. Evet. Hani bize bir yardımcı olsanız. Evet tabii şimdi ama ben daha önce gelmiştim zaten. Benim durumum gerçekten çok kritik. Ne olur bana yardımcı olun. Bir saniye. Benim durumum daha kritik. Onu söyleyeyim, çok mağdur durumdayım ama benden önce bu hanımefendi var. Hanımefendi buyurun. Çok mağdurum. Hanımefendinin durumu çok kritik. Çok ya siz neden benim kıvam hanımefendiyim? Emliyiz. Kardeşim biz sessiz. Bakın karşınızda müdür var. Müdür siz ne yapıyordunuz ya? Yüce bir dağ. Saygı duyulası. Bilal müdür. Taylan sen yukarıdaki odaları temizledin mi oğlum? Her yeri temizledim müdürüm. Her yeri yalayabilirsiniz. Müdürüm görevi tamamladım. Artık sizi yalnız bırakmayacağım. Beraber yürüyeceğiz bu yolda. Tarifsiz duyguların adamısın Taylan. Hayır kadrolusun, kovamıyorum da. Neyse biraz sessiz olursan çok sevinirim. Arkadaşlar siz de abartmayın ya. Sonuçta isimdir yani. Anamızın, babamızın, atalarımızın bize bir yadigarıdır. Ne bileyim bir hediyesidir, öyle değil mi Taylan? İyi efendim. En kötü ne olabilir ki? Mesela beyefendi sizin adınız ne? Palamut Tavasapı. Evet, gerçekten talihsiz bir örnek oldunuz. Sizinkiler bayağı şakacıydı herhalde. Yani tam öyle değil efendim. Benim babam palamudu çok severmiş. Evet. Dedem de sapı çok severmiş. Zaten kendisi de tava sapı imalatçısı olunca böyle bir isim ortaya çıkmış. Efendim ben istediğim zaman evden dışarı çıkamıyorum. Neden? Mevsimim değil. Ha tabii siz büyük küçük, evet. Büyüyorsunuz daha. Evet, aynen. Avlanma yasağınız falan var. Evet, o yüzden çıkamıyorum. Efendim ne sosyalleşebiliyorum, çok mağdurum. Ne de ilişki yaşayabiliyorum, ne olur yardım edin. Çaçam lan bu adam, senin ilişkine yardımcı olsun ha. Bana bak, haddini bil, dinsiz. Beni oraya getirme ya. Taylan bana bunu yaşatma. Ne olursun. Sen yukarıdaki tuvaletleri sildin mi oğlum? Sildim müdürüm, sildim. Tertemiz oldu. Bal dökün yalayın. Bal getireyim mi? Getirme Taylan. Şimdi Palamut Bey. Çok özür dilerim. Pardon. Bilal gülüyor ya. Sen Bilal'i çok seviyorsun. Ne yazık? Zor mu Taylan'ı zapt etmesi? Zor, biraz güçlü bir arkadaş. Bir de şey. İnanmışlığı da var. Evet. Role de inanıyor değil mi? Ne inanıyorsun oğlum o kadar? Buradan çıkacağız, bundan çıkacağız. Şimdi sen onu çok seviyorsun ya. Bilal müdürün gülünce sen de onun gözüne girmek için daha böyle gülüp yani ona ayak uydurman lazım. Tamam, yarar. Değil mi? Yarar. Ben kesinlikle, tamam. Ben söyleyecektim. Zilim yok, kesemem. Evet. Taylan. Bilirim. Lütfen. Şimdi Palamut Bey. Palamut ne ya? Süpürgemen. Affedersiniz. Sayın Tava Sapı. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Bir saniye. Onu ben söyleyeceğim. Çok affedersiniz. Sinirimi bozdu ama artık. Hayır biz bunları açtık ama sinirimi bozuyor. İnsan içine çıkamazsın bir daha. Şunu da çevireyim. Beyefendi özür dilerim. Yani neresinden tutsan komik oluyor. Sizin isim ne yapalım? Bey. Ama kusura bakmayın. Yani kontenjan dolmuş. Elimden bir şey gelmez. Lütfen ama yani bir idare etseniz. Yeni bir kontenjan bir şey olmaz mı acaba? Olmaz efendim maalesef. Olmaz. Kesinlikle yok yani. Yok. Oğlum bu adam senden icazet almak için mi müdür oldu ya? Ha? Bana bak. Taylan tamam. Taylan. Bak kalbini kırarım onu.
Kalbini kırarım. Bunu yaparım. Hadi git sen dışarıyı temizle biraz. Temizledim müdürüm. Her yer tertemiz. Pekmez döküp yalayayım. Pekmez getireyim mi? Getirme Taylan. Ben niye sürekli yerden bir tatlı alıyorum ya oğlum? Temizle geç ya. Beyefendi tamam ben sizi anladım. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Ben sizin için bir daha bakacağım. Sistemde bir açılma, bir yer açılma. Biz bir de evliyiz. Evet, Adıyaman'da Ardına Gündoğdu isimli bir vatandaş... ...efendim böyle isim sırasında hakkı rahmetine kavuştu. Ardına Gündoğdu ya! Ardına Gündoğdu bana uyan! Gündoğdu iyi. Başka bir vatandaşımızın ölümüne sevinmeniz bittiyse... ...devam edeceğim. Hakkı rahmet gelir. Evet. Arkadaşlar yani bir kişilik kontenjan açıldı. Birinizin ismi değişebilir. Ay ne güzel. Onu neye göre seçeceksiniz efendim acaba? Şimdi şöyle efendim, ben hepinizle bir muhabbet edeyim, konuşayım. Ona göre finalde birinin ismine karar verelim. Şöyle bir tek sıra yapın. Tabii. Evet, tek sıra oğlum. Hadi bakalım ses. Paramı seni biliyoruz. Sen en arkaya geç. Evet, teyzeciğim. Gel, gel. Sen otur böyle gel. Gel, sen. Gel teyzeciğim. Aferin. İşte ben seni böyle yapıcı görmek istiyorum ya. Vallahi. Geç canım. Tamam. Taylan. Değil benim. Tamam. Tamam. Sıstım. 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 Evet. Hanımefendi. Ay teyzem. Hoş geldin. Ay nasıl sevimli bir teyze ya. Teyzem. Sen bu yaşına kadar gelmişsin. Şimdi bu saatten sonra adını değiştirip ne yapacaksın sen? Ne senin adın? Benim adım Ateş Sever. Bak ne kadar güzel. Ateş. Alevli bir ismin var. Böyle cıvcıvlı. Ama öyle değil çocuğum. Bak şu benim zaten burada kalmış. 2 sene. Evet. 2 sene sonra öldüm gittim gelme bu tarafa. Çıktı zebaniler karşıma sordular bana senin adın ne diye. Sor mu şimdi? Zebani gibi mi? Tabii. Duydu. Senin adın ne ya? Şimdi ben onlara ateş sever deyip de direkt hedef mi göstereyim canım? Ama teyze sen çok yanlış anlamışsın. Öyle yırtamazsın ki. Bazı şartlar var. 5 tane. Günah, sevap. Onlar yok senin anladın. Peki yeni isim olarak ne düşünüyorsun? Ben yeni isim olarak Cennet Sever. Hemen seni cennete alacaklar yani. Kimi kandırıyor teyzeme bak ya. Ama öyle deme çocuğum. İntiba her zaman önemlidir. Sen sanıyor musun bir isimle kurtulacağını? Günahlarının hesabını tek tek vereceksin teyze. Denizler bitti artık. Yok yok. Sus bakayım sen oradan gel gel gel. Konuşup duruyorsun be. Gel bakayım sen bu tarafa. Tamam teyze. Senin de kafanı kopardırım be. Tamam tamam teyzeciğim. Taylan. Menden vur sabahtan beri kararını parlarım. Tamam hocam. Teyze sakinleşelim. Oğlum kadının yüreğine indireceksin. Ne yapıyorsun ya? Sen hangi günahın bedelisin bana? Hayda. Yettin artık. Git kapının önünü temizle oğlum ya. Temizledim benim. Her yeri temizledim. Bal döküp yalayayım. Her şeyi döküp yalayabilirsin. Krem şanti, çilek, her şey. Süt dökelim. Oğlum yalamayacağım hiçbir yeri. Yalamak istemiyorum ya. Kedi miyim lan be? Haşa efendim. Sizden acaba bir panter olur. Seni sürerim. Seni sürdürürüm. Kendine gel artık. Teyzem seni anladım. Seni arkaya alalım, sıradaki gelsin. Lütfen Taylan, ben bunu yaşamak istemiyorum ya. Hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Merhabalar sayın müdürüm. Şimdi bakın biz hanımımla beraber geldik. Müdürüm biz çok mağduruz. Yani çifte mağdurlarız diyebilirim. Doğrudur efendim. Evet isminiz? Kabul ediyorum. Neyi? İsmim kabul ediyorum. Ya ismini kabul ediyorsan beni niye oyalıyorsun? Ya burası devlet dairesi ya. Siz söyleyin hanımefendi adınız. İptal ediyorum. Neyi neyi? Ya neyi ya? Adınızı söyleyin arkadaşlar. Şimdi müdür bey bizim durumumuz şöyle. Bizim soyadımız ediyorum. Benim ismim kabul, hanımımınki iptal. Ha ya sizinki de kötüymüş be. Ah ah çok kötü efendim. Bizsiniz de zor durumdayız. Yani hiçbir evrağı kabul edemiyorum ben. Her şey iptal oluyor. Banka kartı çıkaramıyorum. Banka hesabı açamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Zor. İnanır mısınız evlenmek için biz daha bundan dolayı Bulgaristan'a gittik. Orada evlendik. Orada da çeyrek takmıyorlar. Çeyrek sıkıntı orada haberim. Ya. Haberim her yerimize leva taktılar. Evet. Ya müdürüm şöyle bir durum var. Bakın ben
millet ismimi soruyor. Kabul ediyorum diyorum. Bu zamana kadar neleri kabul ettim diye acaba. Vallahi geceleri uykularım kaçıyor ya. Doğru. Bize ne olur bir yardımcı olun. Bizi kabul etmelisiniz. Tamam. Oğlum bu adam sen istediğin mi müdür oldu? Ya vallahi bilmem. Estağfurullah. Arkadaşım. Taylan. Taylan beni kazandı. Taylan sen ilaçlarını almadın değil mi? İlaçlarını al. Bir tane hap yutacaksın, hepimiz rahat edeceğiz ya. Lütfen. Tamam efendim, sizi anladım. Siz yerinize geçin. Evinizde çünkü. Anladım. Sıradaki buyurun. Evet. Yaklaşın beyefendi. Evet. Evet, sizin. Üstün çıkar. Şu an yani. Anlamadım. Üstün çıkar. Ya senin vazife başındaki memur üstün çıkar demiyor. Utanmıyor. Utanmıyor. Taylan bunu yaşamıyor. Taylan yapma şunu ya. Vazife başında olmasam yani beni verecek adama. Yapma. Beyefendi siz de beni germeyin lütfen. Ya. Adınız soyadınız nedir ya? İşte efendim benim adım soyadım zaten üstün çıkar. Adın üstün. Allah'ım ne şakacı varmış bizim memlekette de ya. Sapık ismi gibi düşünün müdürüm. Çok güzel ya. Bence çok yersiz bir şaka. Yani. Ben hiç gülmedim. Sen güldün mü? Hayır. Gülmedin. Bizi kazanamadın. Hadi oğlum git bir yeri temizle lan. Her yer tertemiz müdürüm ya. Süt döküp yalayın diyor. Yok müdürüm. Yalamayacağım. Evet, beyefendi, tamam. Yani siz yeni isim olarak ne istiyorsunuz, onu söyleyin bana. Yani o sizin takdiriniz artık ama ben çok mağdurum ya. Hmm. Bakın anlatayım biraz. Anlatın biraz. Yani her tanışmada benim tokadım garanti, öyle söyleyeyim. Artık kimseyle tanışamaz oldum ben ya. Ben de tokadı atmak üzereydim, doğru. Yani, şimdi bak göstereyim size uygulamalı olarak, bakın. Hadi bakalım. Hanımefendi. Siz değil, siz teyze, sen çıkar hadi. Hanımefendi. Ya biz sizinle bir türlü tanışamadık. Ay, o aklıma evet, geldi. Evet hakikaten. Sizin adınız neydi? Üstün çıkar. Terbiyesiz! Canım yanıyor bir de yani. Evet, evet gördünüz. Evet ben sizin notunuzu alıyorum Üstün Bey. Sağ olun. Üstün öyle Bey çok teşekkür ederim. Çok geçebilirsiniz. Mağdur, iyi öyle. Üstün Bey tabii yerinize. Tokatçı Hanım siz buyurun. Ben mi? Adı nereden gidecek? Evet hanımefendi sizin? Çilem bitmedi. Doğrudur. Yani burada görüyorsunuz herkesin bir çilesi var. Evet isminiz? Çilem bitmedi. Anladık. Şimdi konuştuk çileniz bitmedi. Bir dakika. Yoksa sizin adınız mı Çilem bitmedi? Bravo adım Çilem bitmedi müdür bey. Yahu anan baban hiç mi sevmiyordu seni arkadaş? Büyük koca kız olunca demedin mi ana baba? Bana niye bu ismi koydunuz ya? Ya dedim de işte benim böyle doğum sürecim birazcık şileli geçmiş. Biraz da böyle zor gelmişim herhalde. Ha. O yüzden öyle koymuşlar yani. Allah'ım Anadolu'da nasıl hikayeler var ya Taylan? Ciddi bir mozaiyiz yani biz. Tamam biraz kafam şişti sizi yerinize alayım. Tamam. Ben bir karar vereceğim artık. Bir karar vereceğim. Ne karar versem? Hayır, ne karar versem? Ama sıra var beyefendi. Bir dakika sıra var ya. Sıra var ya. Arkadaşlar sessiz yeter artık. Buyurun benim. Size demedim hanımefendi. Yeter artık lütfen. Buyurun benim. Hanımefendi dejavu yaşatmayın bana size söylemedim. Yeter artık. Buyurun benim. Efendim yeter artık demiyor musunuz? Evet diyorum. Ben yeter artık. Nasıl adın yeter artık mı? Adım yeter. Soyadım artık. Yok artık ya. O küçük kardeşim. Elinizin körü. Buyurun benim. Aa! Yani o ismi nasıl aldın diye sormayacağım sana. Çünkü cevabı beni çok korkutuyor. Sayın elinizin körü. Efendim tamam. Anlıyorum. Çok büyük bir sorun var. Kabul ediyorum. Efendim. Öyle değil ya. Çilem bitmedi benim. Ya buyurun. Ay! Herkes sessiz olsun. Karar vereceğim. Evet, sessizlik. Duydunuz, müdür bey sessizlik istiyor. En ufak titreşimi bile hakaret sayarım, haberiniz olsun. %100 sessizlik. Başkanım sessizlik istiyor. Ölüm sessizliği.
Ben senin gitmeni istiyorum. Hadi git lan buradan. Oğlum izin verdim, git lan evine. Müdürüm, benim evim sizin yanınız. Yok artık, yok. Size demedim. Çık, tamam, geç şurayı. Taylan. Tamam, ben anladım. Herkesi dinledim, kararımı vereceğim. En mağdur kim, onu belirlemeye çalışıyorum. Ben siziz, çünkü biz evliyiz. Müdür Bey, bak, evliyiz. Evliyiz ve değişmesi lazım. Nereden mağdur olur? İptal diyesin mi? En mağdur benim. Bence benimle bir çay içerseniz ben size bütün her şeyi anlatayım. Benim mağduriyetimi bir gözlemleyin. Ondan sonra artık devamına siz karar verirsiniz. Vallahi hiçbir şey söylemenize gerek yok. Ben sizin haklılığınıza inanıyorum. Artık bir çay içebiliriz birlikte. Çay içerken de başka şeyleri konuşuruz. Misal benim bekarlığım. Arkadaşlar ben kararımı verdim. Hanımefendi en mağdur olan. Yeter Hanım'ın ismi değişecek. Ama ya, abi, bir dakika. Benle de çay içebilirsiniz. Tamam. Benle de çay içebilirsiniz. Benle de çay içebilirsiniz. Lan oğlum. Bir durun lan. Benim adım olur ya. Lan oğlum benim adım Palamut lan Palamut. Mevsimimle sokağa çıkamıyorum diyorum arkadaşım ben ya. Evet ama yapacak bir şey yok, kusura bakmayın. İsterseniz gidelim ha. Ne dersiniz? Taylan arkadaşlarla ilgilenin. Nereye? Ama bu yapacak bir bakın bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Ya ben söyleyeyim. Haydi. Çek çek. Bu dans kafaları karıştırdı. Yoksa Oktay Kaynarca Deniz Çakır aşkı yeniden mi başlıyor? Taraflar ne dedi? Süper olur. Süper ya. Eski kankalarından Barış Arduç ve Elçin Sangu'ya şok. İnandırıcılıkla ilgili. Onur Büyüktopçu ikilinin tutmayan filmine nasıl gönderme yaptı? Aynı çiftli sinema perdesinde. Az sonra. Çek 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 çek. Gökçe Bahadır'ın sokak dansı. Dilan Çiçek Deniz'in piyano şovu. Aleyna Tilki'nin Malibu fotoğrafları. Ünlü güzellerin olay yaratan paylaşımları. Az sonra. Çek çek. Hande Yener Demet Akalın'ı uyardı. Hande Yener uzaklaştırma kararı aldırdı Demet Akalın'a. Nasıl ultimatom verdi? Konuşmazsa zaten girmez. Az sonra. Çek çek. Çek 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 çek. Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan boşanmasının ardından 20 yıllık sessizliğini bozan Demet Akalın neden Demet Şener için dul ve işsiz dedi? Gaf mı yaptı yoksa Demet Şener'den 20 yılın intikamını mı alıyor? İki güzelin mahkemelik olduğu kavgayı şimdi tüm detaylarıyla getiriyoruz ekranlarınıza. Demet Akalın 20 yıllık kara kaplı defteri bu sözlerle açtı. Ben ona sadece bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra. İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'e Demet Akalın'ın olay sözlerinin nedeni ne? Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra. 20 yıl susup boşanmanın ardından konuşan Akalın intikam mı alıyor? Bir adaşımı daha döveceğim. Demet Şener bu sözlere ne dedi? O söyleme karşı. Magazin dünyasında bazı dosyalar hiç açılmamak üzere tozlu raflara kalkar. Ta ki o ünlüler kara kaplı defterleri tekrar hatırlatana kadar.
Demet Şener yıllar süren evliliğini bitirdi geçtiğimiz hafta. İbrahim Kutluay'dan olaylı bir biçimde boşandı Demet Şener. Yıllarca aynı yastığa baş koyduğunuz insanın sizi bu pozisyona düşürmesi daha da kötü. Ne olduysa bu boşanma sonrası oldu. Demet Şener'e geçtiğimiz hafta Demet Akalın soruldu. Nötrüm dedi Demet Şener Akalın'a karşı. Ne arkadaşım bile değil. Niye selam vereyim ki? Yani benim için nötr bir insan. Ne tanırım ne ederim. Gerçekten yani bu böyle bilindiği gibi değil. Hiç tanımadığım bir insan. Hayatımda hiçbir zaman merhabam olmadı ki şimdi merhaba değil. Karşılaşsanız tepkiniz ne olur sorusuna bu komik yanıtı verdi. Ne yapacağım yani görsem ne tepkim olacak yani. Hiçbir tepkim olmaz yani. Ne olacak ki hepimiz yani küçücük bir camiada yaşıyoruz. Herkesle karşılaşabiliriz yani. Ve ölümlü dünya diyerek bir mesaj gönderdi Akalın'a. Bir nevi yaşandı bitti diyerek unutalım bazı şeyleri diyordu Şener. Arkadaşlar 16 yıl geçti üstünden ya. Vallahi bırakın yani. Hayatta daha önemli şeyler var. Gerçekten insanlar alın işte bir gün varsınız bir gün yoksunuz. Yani bunlar önemli. Gerisi hikaye. Gerçekten ben çok şey öğrendim hayatta. Boş verin. Demet Akalın'ın bu zeytin dalına ne cevap vereceği merak konusuydu. Duymayan Kalmasın programına yaptığı şu açıklama herkesi şoke etti. Ben ona sadece bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra. Demet Şener unutalım derken Demet Akalın yılın polemiğinin fitilini ateşledi. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra. Demet Şener bu tepki çeken sözlere tepkisiz kalmadı. Avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ne işsiz güçsüz ne de dul olduğunu söyleyen Şener şu açıklamayı yaptı. Müvekkilim ne dul ne de işsizdir. Kaldı ki bu bir kusur ya da küçük görme vesilesi de asla değildir. Ayrıca dulun sözlük anlamı da herkesin de malumudur. Türk toplumunda dul kalmış, çoluklu çocuklu ve işsiz birçok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar toplumun genelini aşağılamakta ve rencide etmektedir. Yıllardır süregelen ve gerçeği asla yansıtmayan bu polemik ve yaratılmaya çalışan algı operasyonu ile ilgili hukuki yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Saygılarımızla Demet Şener Vekili Avukat Aslı Hatemi. Magazin basını yıllarca sustu. Özel hayatlara saygı duydu. Hem Demet Akalın evlenmiş, çocuk sahibi olmuştu, hem de Demet Şener evliydi. Ama mahremiyeti onlar bozdu ve kara kaplı defter yeniden açıldı. Ünlüler dünyasına manken olarak adım atan Demet Akalın, Türkiye'nin ilk manken şarkıcısı olarak tanındı. Sebebim ah günlerim, sebebim zor günlerim, dualarım Tanrı'ya düşürmesin bir daha, yasak aşkın kollarına. İbrahim Kutluay'la 4 yıl yaşadığı büyük aşkla gündeme geldi. Büyük aşk da onlarınki, ihanet sadece aralarında bir şaka vesilesiydi. Öyle çapkınlık bir şeyini duysam inanırım yani. Ben biraz bu konuda çok şeyim. İnanırım. Demet Akalın'la İbrahim Kutluay aşkına yakinen şahitlik eden isimlerin başında gelen Ece Erken, o dönem çiftin evlilik hazırlıkları yaptığını söyledi yorumcusu olduğu programda. Birkaç aya evlenecekler belli. Sonra bu haberler çıktı, oldu olayın ortaya çıktı, olayın doğru olduğu ortaya çıktı. Eşyalarımızı almaya gittik. Demet'in eşyalarını. Bizi içeri almadı. Yardımcı hanımefendi. Kapıyı attı eşyaları. Ancak gün oldu, devran döndü. Demet Akalın'la İbrahim Kutluay'ın arasına Demet Şener girdi. Çiftin ayrılmasının arkasında Demet Şener olduğu yazıldı çizildi. Bir adaşımı daha döveceğim. Neden? Bayağı sıkı döveceğim yani. İbrahim Kutluay'la Demet Akalın evliliğin hemen öncesinde ayrıldı. Ayrılığın nedeni iddialara göre Kutluay'ın evliliğe yanaşmama isteğiydi. İbrahim Kutluay'la Demet Şener evlenirken aşk acısını yaşamak Demet Akalın'a düşmüştü. Onun hayatına biri girdiği an ben de tamamen bitecek. Zaten şu anda ayrılmış durumdayız ama biriyle gerçekten bir ilişkiye başlarsa benim kafamda finito. Demet Akalın ayrılık acısını yıllar sonra atabildi üstünden. İki evlilik yaptı ve mutluluğu 2012'de nakliye şirketi sahibi ve zamane DJ'i Okan Kurt'la buldu. Hayalim üç kelime, o da şöyle evli
çubuğu. Demet Şener'in ise Kutlu Ay'la evliliği öncesi aşk hayatı son derece hareketliydi. Beyazıt Öztürk ve Cem Yılmaz'la birliktelik yaşayan Şener'in Cem Yılmaz için kullandığı ifadeler magazin arşivlerindeki yerini aldı. Sırtına öncesi veda bu sesi, gönlümün nevzinde aklın gölgesi. Tozlu raflara kalkmıştı bu görüntüler. Ta ki açıklamalara kadar Demet Akalın'ın adaşı Demet Şener'e dul demesiyle birlikte kendisini üzen maziyi yeniden gündeme getirmesini büyük gaf olarak yorumlayanlar oldu. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra. Demet Akalın yeni avukatı Altın Mimir aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada sözlerine şöyle açıklık getirdi. Müvekkilimiz Demet Akalın'ın tamamen içten ve iyi niyetli olarak yapmış olduğu bir takım açıklamalar kısıtlı ve son derece kötü niyetli bir şekilde söyleniş amacının dışında yorumlanarak çarpıtılmaktadır. Dul ifadesinin çok kısa bir zaman öncesine kadar hukukumuzda dahi yer bulan boşanmış kadınlar için de kullanılan bir ifadedir. Boşanmayı deneyimleyen müvekkilimizin boşanmış insanları tahkir etmeyeceği açıktır. Müvekkilimizin beyanı malumun ilanıdır. Saygılarımızla Demet Akalın vekilleri Avukat Altın Mimir, Avukat Afra Çelik. Demet Şener avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamadan hemen sonra modacı Hakan Akkaya ile çıktı ortaya. Haberciler gündemi sordu. Demet Şener konuşmadı. Biraz size sormak istedik. Neler söyleyeceksiniz? Hiç konuşmuyorum. Güzel. Galiba bir ne söylediniz her seferinde? Hiç konuşmuyorum. Ama avukatım açıklama yaptı o kadar. Ben yaptım. Sizden de birkaç bir şey izleyeyim. Çünkü karşı tarafında söylenmeleri var. Avukatım yasakladı. Avukatınız yasakladı ama hani size karşı bir söylem oldu. Siz cevap vermeyecek misiniz bu söyleme karşı? O söyleme karşı avukatım açıklama yaptı. Hakan Akkaya konuştu onun yerine. Boşandı ve kendine yüzük aldı. İbrahim Kutluay ile görüşmelerine geliyor söz. Çocukların babası şaşırdınız herhalde. Daha dün geldi çocuklarımı aldı. Bugün iki kere konuştum yok, yani. Yok bir tartışma olmuş diye duyduk da doğru mu diye size ne tekrar soralım diye. Ne tartışması yok hayır. Biz çocuklarımız için gayet normal. Çocuklarımız için sadece bir iletişime devam ediyoruz o kadar. Umarız mazisi 20 yıla dayanan bu polemik daha uzun sürmez. Yoksa iki tarafında bundan zarar göreceğini düşünüyoruz. Çek 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 çek. Ve buzlar eridi. Seda Hanım çok kıymetli. Seda Sayan 100 bin liralık dava açtı. Yeşim Salkım'ı arayıp neden özür diledi? Bugün Seda Hanım beni kendi aradı. Az sonra. Çek 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 çek. İzmir'de Şahan Gökbakar izdihamı. Şahan Gökbakar, Kayhan'la gittiği İzmir'de nasıl selfie rekoru kırdı? Ve Şahan Gökbakar'dan olay sözler. Neden Cem Yılmaz'la arasındaki rekabeti bitirdi? Aynı pazara hitap etmiyoruz yani. Efsane geri dönüyor. Versene bana. Alo. Celal ile Ceren 2'deki büyük sürpriz ne? Ezgi ile işte bir araya geldik. Az sonra. Çek 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 çek. Demet Şener ve Demet Akalın arasında yıllar önce başlayan kavga Demet Akalın'ın ben şu anda iki çocukla da dul kalabilirdim sözleri yüzünden yeniden Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ın da bu tartışmaya katıldığı bir internet sitesinin düzenlediği geceye gidiyoruz. Yeşim Salkım bu kavgaya da müdahil oldu. Salkım, Demet Şener ve Demet Akalın arasında yıllar sonra mahkemeye taşınacak dul kadın tartışmasıyla ilgili neler söyledi? Haklıyla haksızı ayırt edebildiğini gösterdi. Daha bitmedi. Demet Şener ve Demet Akalın arasındaki
dul kadın tartışmasına Seren Serengil de katıldı. Demet Şener için ağır konuştu. Bir başkasının sevdiğini elinden alıp da kalıyorsa bu tip kadınlar zaman içerisinde ya üzerine para vererek program yapıyor ya dul kalıyor. Bir şey yapıyor yani. Lerzan Mutlu kimin adını duyunca bu tepkiyi verdi. Gördünüz mü? Bir internet sitesinin düzenlediği ödül töreni ünlü isimlerin akınına uğradı. Hemen geceye gelen ünlüleri mercek altına alıyoruz. Objektifimize ilk takılan Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti. Onları ilk kez bir davette el ele görüntülüyoruz. Ama ilk defa katılıyorum. Yani daha evvelden gelmemiştim. Bizim için de bir ip olacak bu akşam. Bilmiyorum yani. Ödül mü vereceğiz efendim? Yok, sadece konuk olarak geldim. Her yeni evlenen çifte malum sorulur. Ne zaman çocuk gelecek diye. Bu gelenek o akşam da bozulmuyor. Yok vallahi, gördüğünüz gibi yok. Biz 10 Temmuz'da evlendik. 10 Temmuz'dan beri saydım yani 7 aydır. Yani şu anda olsaydı 7 aylık olurdu. Şimdilik yakın gelecekte bir plan yok bununla alakalı. Geceye katılan Seren Serengil'e mahkemeye taşınmaya hazırlanan Demet Akalın ve Demet Şener arasındaki dul kadın tartışmasını soruyoruz. Serengil, Demet Akalın'ın yanında olduğunu söyleyerek Şener için çok ağır konuşuyor. Ben tabii ki bu anlamda Demet'in yanındayım. Çünkü... arkadaşının sevgilisine bakmak, arkadaşının kocasına bakmak. Hepimiz bu konuda biliyorsunuz dertli olduğumuz için bu tip kadınlar zaman içerisinde ya üzerine para vererek program yapıyor ya dul kalıyor. Bir şey yapıyor yani ama... Dul kalıyor derken hani bu Türk şeyinde birazcık eleştirilmiş de hani dul kalan birçok bayan var. Niye öyle aşağılar gibi söyledi? Yok ama şöyle, bir başkasının sevdiğini elinden alıp da kalıyorsa... O zaman farklı bir sonuç. O zaman ettiğini bulma dünyası diyorsun ona biz. Diva Bülent Ersoy giriyor içeri. Muhabirler hemen Ayşe Tolga'yı soruyor. Hatırlayacağınız üzere Diva'nın estetikleriyle ilgili ağır ithamlarda bulunduğu iddia edilmişti Ayşe Tolga'nın. Ancak Ersoy Ayşe Tolga'yı tanımıyor bile. Ayşe Tolga kim? Bülent Ersoy'a bir estetik diye bir açıklama yapmıştı. Nasıl? Estetik diye bir açıklama yapmıştı. Ben tanımıyorum onu. Şu an o da burada. Duymadım. Şöyle. Yeşim Salkım'la birlikteyiz. Seda Sayan'la aralarındaki buzları eritmişler. Seda Hanım yayın yaptı dün. Özür diledi benden. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum onun o gönlünün güzelliğini bir kere daha gösterdi. Haklıyla haksızı ayırt edebildiğini gösterdi. Buradan çok teşekkür ediyorum ona. Onun uzattığı zeytin dalına karşılık tabii ki ben de ona sevgimi, saygımı sundum. Bitti olay. Zerrin Özer giriş yapıyor kapıdan. Ancak başı mı döndü bilemiyoruz. Öylece kala kalıyor yerinde. Vertigosu varmış Zerrin Özer'in. O yüzden de bir an başı dönmüş. İyi görüyoruz aslında. Çok iyi. Vertigo işte. Bazen tutuyor böyle oluyoruz. Öyle ki her taraf dönüyor. Serdar Ortaç ve Chloe çiftinin yanındayız şimdi de. Hazırlanma sürecinde biraz bekletmiş Chloe Serdar Ortaç'ı. Çok bekletmiş mi Serdar Bey'i? Maalesef. Ne kadar sürdü? Bak ben bir saat falan. Ay çok normal söylüyorsun. Bir saat. Ama... Normal kadınlar. Ulan ben bir saatte 30 şarkı söylerim. Ebru Gündeş'le barışmaları soruluyor Serdar Ortaç'a. Problem yok artık diyor. Henüz görüşmedik ama barıştık. Barıştık baba. Serdar Ortaç için kocaman alkış istiyorum. Çünkü hak eden bir müzisyen. Hak eden bir müzisyen. Hoş geldin. Ayşe Tolga da geceye gelenler arasında. Bülent Ersoy'la aralarında yaşandığı iddia edilen gerginlikle ilgili konuşmak istiyoruz. Ve Diva'nın onu tanımadığını söylüyoruz. Bakın ne yanıt veriyor. Yani çünkü hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir ortamda bulunmadık Bülent Hanım'la. Beni tanımaması gayet normal. Gecenin en ilginç tepkisini hiç şüphesiz Lerzan Mutlu veriyor. Davalı olduğu Bülent Ersoy sorulunca bakın ne yapıyor. Gördünüz mü? Yani gördünüz mü?
yani. Lerzan Mutlu'nun hemen ardından Bülent Ersoy çıkış yapıyor. Diva o tepkinin ardından bakın nasıl güzel bir geçiş yapıyor Lerzan Mutlu ile ilgili. Gelmedim. Senin yanınıza gelip bir... Arkalardaydı herhalde. Görmedim yani. Ne için acaba arkalardaydı? Gelmek istemedi size. Olabilir. Kendi hür iradesidir. Muhabirler Lerzan Mutlu ile aralarının düzelip düzelmeyeceğini soruyorlar. Belki Mutlu bir özür dilese iş tatlıya bağlanır mı? Hocam niye affedecek falan bir şey yok ki. Duyduğu rahatsızlıktan ötürü mahkemeye vermiş. Mahkemenin kararı tecelli ettiği zaman ona göre... Dikkat et arkana. Her şey biter yani. Ve yeniden Yeşim Salkım. Erken terk ediyor töreni. Akalın ve Şener arasındaki dul kadın tartışması ona da soruluyor ve bakın neler söylüyor. Bazı şeyler çabuk unutuluyor, karıştırılıyor. Ben her iki tarafında çok fazla artık zarar görmesini istemiyorum. Demet Şener için de geçerli mi? Demet Akalın için de geçerli. Ama Demet Şener'le ilgili çok yanlış şeyler biliyor. Ben Demet'i 16 yaşından beri tanırım. O yüzden de arşiv unutmaz. Arşivleri çıkartıp baktığınız zaman insanların da yanlış bildiği şeyleri onlara anlatmak lazım. Seda Sayan'la birlikteyiz. Geceden memnun kalmış. Çok güzel bir geceydi. Ben de ödül verdim. Bilmiyordum ödül vereceğimi. Şaşırdım sahneye davet edildiğimde. Çok da hoşuma gitti. Seda Sayan keyifli ancak hasta ve geceyi erken terk etmesi gerek. Çok güzel, harika bir geceydi ama benim yarın canlı yayınım var. Ve çok hastayım biliyorsunuz. Hasta katıldım. Teşekkürler. Bu arada Yeşim Salkım'la aralarında giderilen kırgınlığı ona da soralım istiyoruz. Evet, ben aradım, kendim aradım. Çünkü benim yüzümden evini değiştirmek zorunda kalmış. Onu da sizlerden öğrendim. Böyle bir şeye sebebiyet verdiğim için çok üzgün olduğumu söyledim. Bir şey yok aramızda bizim Yeşim'le. Bengü geliyor yanımıza. Aşk sarhoşu Bengü, güzel giden ilişkisiyle ilgili oldukça mutlu. Çok iyi gidiyor, o da çok güzel gidiyor. Benim için güzel bir yıldı 2017. 2018'de çok güzel başladı. Her şey yolunda benim için. Çek çek. Sempatisiyle Ahmet Kuralı. Bu eleyim oldu. Esprileriyle Murat Cemciğeri. Eşit mi alıyorsunuz paraları yoksa kendinize bir kıyak var mı? Kardeş payı. Yemin et. Yaradana kurban dediğiniz ikili yeni filmleriyle Show TV'de. Bu sohbete bayılacaksınız. Yaradana kurban diye başlıyor. Sonra? Yaradana diye gidiyor. Ahmet Kuralı kariyerinin ilk öpüşmesini kahkahalarla anlattı. Ve şu ana kadar tek öptüğüm sevgili ustam Cengiz Bozkurt. Yani hiç vakit kaybetmiyorum. Murat Cemcir yediği dayaktan nasıl yemek yiyemez hale geldi? 7-8 tanesi kemiğine geldi ben böyle. 1,5 ay falan çorbayla beslendim. Süper ikili ailecek şaşkınızı anlattı. Yediği dayaktan dolayı kafa gidiyor, o yüzden öyle. Az sonra. Çek çek. Çek, 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 çek. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şimdi de sırada tiyatronun, sinemanın ve müziğin yıllar geçse de unutulmayan ve hiçbir zamanda unutulmayacak isimleri var. Karısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor. Derece soğuk suda bile yüzerim. Barış Manço. Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Kazım Koyuncu. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Kemal Sunağlı. Ahmet Kaya.
Sessiz sessiz ağlar gibisin. Vay aman, zaman geldi gideceksin. Vay aman, bırakayım bizi, sen kal bu gece. Vay aman, umutumsun. Ve daha birçok usta, nesiller, yıllar geçse de bu isimler hiç unutulmadı. Ne kadar sevmiştim dökülen yaprakları. Unutulmayan ustalar. Saçmıştım sana bir sonbahar akşamı. Her birini tek tek söylemek mümkün değil. Ne ustalar, ne karakterler, ne hikayeler. Hepsi bize ait. Oscar alamamış Oscar'lık performanslar. Büyük ustaların sinemamızın tarihine geçen performansları, unutulmaz şarkıcıların müzik dünyasına notalarıyla kazıdığı melodiler ve her birimize ait farklı milyonlarca anı. Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz usta Münir Özkul'la başlıyoruz. Tiyatronun ve Yeşilçam'ın mihenk taşlarından olan Münir Özkul'u nasıl unutabiliriz ki? Ay, geliyor, geliyor, vallahi geliyor. Eyvah, gene geliyor bu deli herif. Seviyorum, veriyor musun, alıyorum, veriyor musun... İstiyorum. Veriyor musun? Cevap ver. Veriyor musun? Mahmut Hoca karakteriyle kalplere kazınan Türk sinemasının dev ismi şimdi aramızda yok. Ancak eserleriyle sonsuza dek kalplerde yaşayacak. Ulan kim o inek? Benim efendim. Ya memnun ol. İşte gidiyorum dedi ve gitti. Karadeniz'in şair ceketli çocuğu Kazım Koyuncu'yu kaybedeli tam 13 yıl oldu. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Şarkılarıyla kalplere kazınan Karadeniz'in duygusal sanatçısı hiçbir zaman unutulmayacak isimlerden. İşte Yeşilçam'ın bir devi daha. Yakışıklılığıyla zamanında genç kızların kalbini çalan isim Tarık Akan. Kız, nereden çıktın sen? Gökten mi düştün? İn misin, cin misin? Yoksa saman perisi misin? Bir yerine bir şey mi oldu? Canını sevsinler senin. Pek de güzel şeymişsin. 1,5 yıl önce kaybettiğimiz Yeşilçam'ın yakışıklısı Tarık Akan, 1970 yılında Ses Dergisi'nin yarışmasıyla hayatımıza girdiği günden bugüne 111 filmde rol aldı. Sanat hayatına sığdırdığı yüzlerce ödülle de unutulmazlar arasına girdi. Sen gene orada bir numaralar çeviriyorsun Ferit. Uçan memelilere bir örnek ver. Uçan memeli... Hostes. Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Cafer'in Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler ve daha birçok unutulmaz film. Evet, Yeşilçam'ın ve tiyatronun dev ismi Zeki Alasya. Vallahi düşündüm de bu fabrika müdürlüğü beni biraz sıkacak gibi geliyor. Zaten klasıma uygun bir işte değil. Haklısın. Ama her işin kendine göre bir zor yanı var. 3 yıl önce kaybettik onu da.
kadim dostu Metin Akpınar'la birlikte çıktıkları uzun yolda, kariyerine sayısız başarı sığdıran, yüzlerce öğrenci yetiştiren Alasya'da hiçbir zaman unutulmayacak. Buyurun, kimi aradınız? Siz misiniz? Niye bu kulağa girdiniz? Çok fena hastayım da. O komedinin kralı. Sadece bir bakışı bile insanı güldürmeye yetiyor. Hangi filmini saysak ki? Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban. Ben Yahni'yim. Ne Yahni'si oğlum? Ayıptır söylemesi inek Yahni'si. Senden Yahni olur mu? Olmaz ama dinlemiyorlar. Külbası da olmaz. Olur bak, külbastım çok iyi olur. Olmaz. Olur olur. Söyleyin bana, nerede bu Yahni'nin soğanı? Müfettiş tamamdır arkadaşlar. Evet, Yeşilçam'ın dev ismi Kemal Sunal'dan bahsediyoruz elbette. Türk halkı Şaban'ı çok sevdi ve hiç unutmadı, unutmayacak da. O filmleriyle kalplere kazındı ve sıcak bir yaz günü aramızdan ayrıldı. ...18 yıl oldu onu kaybedeli. Şarkılara bir ruh, bir kimlik kazandıran unutulmaz sanatçı Ahmet Kaya... ...bugün bile halen en çok dinlenen isimler arasında. Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım. Ölürsem asla bu ülkeyi sevmiyor demesinler. Bu kurşun sesini nerede olsa tanırım. Ama sen ağlama, kanlı bezler bağlama. Bu yangın söner bir gün, ağlama diyar. Kum gibi ağladıkça başım belada ve daha birçok kalplere dokunan şarkı. Ahmet Kaya kalbi kırık bir şekilde bu dünyadan göçlü göçeli, hayranları onu hiç unutmadı. Acımasız olma şimdi bu kadar. Çekip gitme, bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçeyim. Arabeskin babası Müslüm Gürses, onu hayranları Müslüm Baba diye sevdi, Türk halkı öyle benimsedi. Efkarlı ve buğulu sesiyle milyonların ruhuna dokunan şarkılar yaptı hep. Bir ömür yetmez ki sana doymaya, almazsan gidip bir hayat yetmez ki. 5 yıl önce kaybettiğimiz Müslüm Baba, Hangimiz Sevmedik, Senden Vazgeçmem, Tanrı İstemezse ve daha birçok şarkıyla arabesk müziği sevdiren isim oldu belki de birçoğuna. Son pişmanlık ne yara, her şeyi bedeli var. Her şeyin bedeli var buraya kadar. Kim bilir kaç nesil onun şarkılarıyla büyüdü. Arkadaşım Eşek, Gülpembe, Halil İbrahim Sofrası ve daha birçoğu. Türk pop müziğin dev ismi Barış Manço. Kara sevda, kara sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Hangimiz unutabiliriz ki onu, şarkılarını ve mütevazı kişiliğini? Özellikle çocukların sevgilisiydi o. Adam Olacak Çocuk programıyla kaç çocuk büyüdü. 18 yıl önce kaybettiğimiz dev isim unutulmayanlardan. Aslında odalar dağılır Zeynep. Ben sana söyleyeyim mi? Ben de küçükken odamı dağıtırdım. Mühim olan odayı dağıtmak değil. Dağıldıktan sonra toplamak. Topluyor musun sen? Topluyorum. Son bir soru soracağım sana. Ki herhalde yapmıyorsun da soracağım. Sen ablanın defterlerini, kalemlerini falan
Karıştırmıyorsun değil mi? Yok. Doğru söyle. Daha çok gençti. Kömür karası gözleri, yakışıklılığı ve güçlü sesiyle bir anda girdi hayatımıza Barış Akarsu. Mesleğinde hızlı adımlarla ilerlerken Bodrum'da trafik canavarı çekip aldı aramızdan. Ve milyonlar onun için ağladı. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, hala hepsini söyler, seni bekler gül pembe. Türk sanat müziğin güneşi Zeki Müren, düzgün Türkçesi, billur gibi sesiyle Türk müziğine öyle büyük eserler bıraktı ki. Ben de sevdim bir zamanlar, içimde bin hatıra var. Ben de sevdim bir zamanlar, içimde bin hatıra var. Herkes hayatını yaşar, anılarla yaşıyorum. Herkes hayatını yaşar, anılarla yaşıyorum. Türk müziğinin paşası ölümünden 22 yıl geçmesine rağmen unutulmadı ve hiçbir zamanda unutulmayacak. Ne köşklerde ne sarayda, ne köşklerde ne sarayda, ne dünyada ne de ayda, ne dünyada ne de ayda, benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum. Yeşilçam'ın çirkin kralı Yılmaz Güney bugün yaşasaydı 81 yaşında olacaktı. Hiçbirinizin çocuğu olmayacak. Hiçbiriniz temiz bir eli tutamayacaksınız. Ben senin yerinde olsam... Olamazsınız Salih amca. Senin öldürmek zorunda olduğun bir düşmanın yok. Çirkin Kral, Silahların Kanunu, Yalnız Adam gibi 114 unutulmaz filme imza atan Yılmaz Güney, Türk sinemasının unutulmazları arasında. Senden kurtulmak için evlenmeye karar vermiştim. Evlenmek öyle mi? Yokluğunla 467 gün geçti. Daha bir kadının elini tutmadım. Bir kadının yüzüne bakmadım. Aklımdan bile geçirmedim. Anladım ki sen benim için her şeysin. Genç yaşta kaybettik Kerim Tekin'i. Korkunç bir trafik kazası aramızdan çekip aldı Tekin'i. Şarkısında da dediği gibi, kar beyaz mıydı ölüm? Haykırsam dünyaya, aşkımı bir solukta, sen de mi çekip gittin, bunu ben hak etmedim. Hani sensiz bir içim demiştin ya. Ve Tuncel Kurtiz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi. Bir sonbahar günü kaybettik onu. Türk sanatına kattığı değerler adına asla unutulmayacak bir değer, bir üstattı. Ortalığı karıştıran silahlı saldırı. Volkan Konağ'ın sahne aldığı mekanın önünde kimler kurşun yağdırdı? Burada böyle bir hava yağış atmış. Az sonra. Tek 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 tek. Bu dans kafaları karıştırdı. Yoksa Oktay Kaynarca Deniz Çakır aşkı yeniden mi başlıyor? Taraflar ne dedi? Sürprizler olur. Sürprizler yok. Eski kankalarından Barış Arduç ve Elçin Sangu'ya şok. İnandırıcılıkla ilgili. Onur Büyüktopçu ikilinin tutmayan filmine nasıl gönderme yaptı? Aynı çiftli sinema perdesinde. Az sonra. Çek 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 çek.
Ata Demirer gazetecilerin sorduğu hangi soru karşısında durdu, tepki verdi? Çukur'un Sultan Anası Perihan Savaş formunu nasıl koruyor? Ve şimdi de sırada Renkli İstanbul geceleri var. İstanbul geceleri ünlülerle ışıldıyor. İşte Renkli Gece Turu'ndan manzaralar. Oyuncu Burak Deniz'in doğum günü kutlamasından Ali Atay ve Hazal Kaya el ele çıkıyor. Gayet güzeldi, teşekkür ederiz. Evlilik sorularını yanıtsız bırakıyor gençler. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz o kadar hızlı çıkıyor ki partiden. Ağır gösterimle ancak yetişiyoruz hızlarına. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. Burak Deniz sevgilisi Büşra Develi ile çıkıyor partiden. Parti nasıl geçti? Orada çok güzel geçti, çok güzel geçti. Sağ olun. Konuşalım Burak Bey. Teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ olun. Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu şu sıralar yalnız. Bunu da vurguluyor. İki bayanla geldiniz. Arkadaşlarımla geldim. Arkadaşınız mı yoksa? Arkadaşlarımla geldim ama Işık'tan şu an önümde. Bu zamanlar siz biriyle de göremiyoruz artık. Hani düzenli bir çok ilişkiye. Yalnızım, çok yalnızım. Hani şu başarıdan sonra daha bir ilişkiyi de göremedik sizi. Hande Yener nişan atmış, Ümit Cemşenoğlu'la yollarını ayırdığını açıklamıştı. Ancak ayrılık kısa sürmüş. Küçük bir tartışmaydı aslında. Ayrılık diyemem ben ona. Evet. Ufak bir şey oldu, ayrılık oldu. Barıştık hemen. Mehmet Ali Erbil annesiyle yediği yemekten çıkıyor. Fransa'dan geldi. Düşes'tir orada. Orada Düşes. Kolunu duruna tutmasana. Annemize tekrar geçmiş olsun diyelim. El sargı şu anda. Teşekkürler. Annesi hanımefendi nazara gelmiş. Düştüm çocuklar. Kolum kırıldı. Halı sahada. Halı sahada maç yaparken bir bırakmıyor. Futbolu bir türlü bırakmıyor. Deniz Çakır tiyatro oyununun kutlamasında pasta kesiyor. Tiyatro oyunumuzun kutlaması. Nasıl gidiyor oyun? İyi gidiyor, çok iyi gidiyor vallahi, çok şükür. Kaçıncı oyun oldu? Daha 4 ya da 5 öyle bir şey. Çok... Oktay Kaynarca ile yeniden aşk yaşadığının yazılmasından rahatsız değil. Ne yapayım, siz yazıyorsunuz. Hayır, biz hiç rahatsızlık duyduğum bir şey yok. Ağzınızdan çıkanları sadece yayınlıyoruz. Ben söyledim söyleyeceğimi. Peki, çok teşekkür ederim. Hiç rahatsızlık duyduğum bir şey yok. Hadi İyi kolay gelsin. Görevimiz Tatil filminin galasındayız. Şevket Çoruh eşiyle galada. Evlilik hayatında neleri değiştirdi diye soruyoruz. Ne değişebilir her hocam? Her gün aynı mı geçiyor? Her gün aynı hocam. Her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Artık hayatınızda aynen. Birisi var. Artık hayatınızı birisiyle paylaşıyorsunuz. Evet, daha önce de paylaşıyordum. Yalnızca evlendim. Aile Arasında filminde rol aldı. Peki diğer yapımları takip edebildi mi? Beğendim. Bu sene bayağı nitelikli birçok yapım oldu. Yani gayet de güzel yani. Türkiye'deki sinema seyircisinin sayısının, filmlerin çok olması, sinema salonlarında olması önemli bizim için. Timur Acar ve eşi Eda Acar, Lale Manço ve oğulları Doğukan'la Batıkan Manço da var galada. Bülent Serttaş 3 çocuğunu ve eşini alıp gelmiş galaya. Ailesiyle görüşememekten dertli ünlü şarkıcı. Ya Şike, sadece şu soru beni gerçekten üzüyor. Baba akşam evde misin? Bu soru vallahi beni çok üzüyor ama elimden geldiği kadar çocuklarıma vakit ayırmaya çalışıyorum. Sermiyan Midyat galanın ünlü yüzlerinden. Daha bir şey söyleyemem. Yeni gördüm ama yani bir yerde Demet Akbağ varsa film oluyor zaten. Yeterli bir sebep yani. Yeni filminde güldürmeyi değil ağlatmayı hedefliyor. Enteresan bir film yani. Otizmli bir çocuğun aileden kabul görüp görememe halini anlatıyor. Çünkü bu çok büyük bir dert. Özellikle hali vakti yerinde olan aileler o çocuklardan utanıyorlar. Ve Görevimiz Tatil ekibi kameralar karşısında. Demet Akbağ ve Zafer Algöz seyircinin filmi seveceğinden umutlu. İçinde olmak isteyen, öyle projelerde yer almak isteyen biriyimdir. O yüzden bu hikayede ilk okuduğum günden beri hadi arkadaşlar yapalım diyerek içime sinen bir projeydi. Filmimizi hep birlikte izleyeceğiz. Umarım ki
hoş vakit geçirirseniz ve izleyen seyircilerimiz de filmden mutlu olur. Aslında çok daha fazla uzun konuşmaya da gerek yok. Murat ve Demet de gayet güzel özetlediler. Kıbrıs'taki bir otelin İstanbul'da düzenlediği özel bir gecede Seda Sayan ve İzzet Yıldızhan sahnede. Konser sonrası kameralar karşısında ikili yeniden birlikte sahne almaya başlayacaklarını müjdeliyorlar. 17 Mart'ta başlıyoruz. 17 Mart. Evet. Beraber. Evet. Evet. Allah nasip ederse birlikte evet sahne alacağız. Ses zaten gördüğünüz ahengimiz de çok uyuyor. Çok sürprizler de yapabiliriz. Birlikte düet yapabiliriz. Yani bizden her şey çıkar ya. Çıkar, kesinlikle çıkar. İkilinin ardından sahne Funda Arar'ın. Arar o geceye kırmızı kıyafetle hazırlanmış. Ateş burcu olarak kırmızılar ve tonları zaten benim renklerimi çok seviyorum. Herkes katılacaktır muhakkak bana. Ama kırmızının da tabii başka bir havası var. Daha böyle kadınsı galiba oluyor. Daha böyle bir albenisi var yani. Kemal Sunal'ın eşi Gülsün Al'ın tek kişilik gösterisindeyiz. Gülsün Al anılarını anlatıyor gösteride. Benim de tabii Kemal'le, çocuklarla, benim kendi çocukluğumdan birçok anı var. Onların hepsini paylaşıyorum sahnede. Kısa süre önce kızı Ezo Sunal'ı evlendirdi. Damadını soruyoruz. Bizim ailemize çok uygun bir damat. Biraz da suskunluğu, sadeliği Kemal de andırıyor. Hep derler ya kız çocuk babaya benzeyen. Benzettiniz mi gerçekten? Evet. Yani yapısı benziyor, yapısı benziyor. Ve oğlu Ali Sunal. O da nişanlandı. Düğün İstanbul'da olacakmış. Herhalde İstanbul'da düşünüyorlar, evet. Torun hasreti var mı? Sormak istiyorum. Şimdi ben bizim Ezo'nun atölyesinde birçok çocuk var biliyorsunuz. Her şeyin hayırlısı diyoruz. Tabii ki gönül arzu eder ama önce her şeyin hayırlısı. Ezo Sunal o gece hem sahnedeki annesini hem de sahne arkasında görev yapan eşini izlemeye gelmiş. En son işte böyle bir sürprizle çıktı karşımıza ve çok başarılı, gerçekten komik, güldürüyor, düşündürüyor. Çok tatlı bir şov olmuş. Ve Ali Sunal annesinin gösterisine destek olmaya gelmiş. Hobi olarak mı yapıyor? Tabii yani çok sık yapmıyor. Ama annemin işi belli olmaz. Her an Avrupa turnesinde görebiliriz annemi. Çünkü seviyor. Konuşmayı seviyor, sohbet etmeyi seviyor, insanlarla tanışmayı seviyor, sosyalleşmeyi seviyor. Çukur'un Sultan Anası Perihan Savaş'ı yemek çıkışı görüntülüyoruz. Formunu koruyor ünlü oyuncu. Tabii yürüyüş yapıyorum. Diyet derken öyle çok sıkı bir diyet yapmıyorum doğrusu. Yani arada kaçırdığım zaman ertesi günü işte iki gün üst üste sebze ve salata ile idare ediyorum. Çukur'la devam ediyoruz sohbeti. Zor aslında yani ilk defa biraz sert bir karakter oynuyorum. Ama benim çok istediğim bir şeydi. Çünkü yani... Hep masum kız işte şey oynamak böyle her seferinde aynı şey değil. Oyuncunun hep yüreğinde yatan değişik karakterler oynamaktır. Benim de hep öyle bir şeyim vardı. Neyse ki bu dizide yakaladım. Bak bu evden üç kişi çıktı. Bir dönmedi. Babanın durumu belli değil. Evimizin iki direğini de yıktılar. Ata Demirer 20. sanat yılını kutladığı gösteriden çıkıyor. Güzel geçti ya. Neler sıldıklar bu 20 yılı biraz bahsetseydin. Neler sıldıklar. Hani aklında kalan en güzel anı bu 20 yılı tek cümleyle ifade etsen. Tek cümleyle ifade edilebilecek bir şey değil yani. Birçok güzel şey kaldı işte. Filmler yaptık, gösteriler yaptık. Güzeldi. Çok da büyütmemek lazım. Evleneceği iddialarına geliyor söz. O şeyler yalan ama yani. O kimin fantezisi bilmiyorum yani. Evlilik, mevlilik falan. O tarz fikirlerimiz henüz yok. Konu evlilikten açılınca şaşıran Ata Demirer, basın mensuplarının aracına binmeye kalkıyor. Sizin ağzınızdan ne? O bizim araba abi. O bizim araba abi. Ya ben bununla gideceğim abi, sana ne? Beyaz diye ha. Taşkın abi oradaymış. Konu yeniden aşka ve evliliğe gelince derin konular diyor.
Genel olarak şunu söyleyeyim, yani o tarz fikirlerimiz yok şu an için, yani derin meseleler ve bu saatte konuşacak meseleler değil. Bir gün geldi Beşiktaş'a, bekliyoruz. Çek çek. İzmir'de Şahan Gökbakar izdihamı. Şahan Gökbakar, Kayhan'la gittiği İzmir'de nasıl selfie rekoru kırdı? Ve Şahan Gökbakar'dan olay sözler. Neden Cem Yılmaz'la arasındaki rekabeti bitirdi? Aynı pazara hitap etmiyoruz yani. Efsane geri dönüyor. Versene bana. Alo. Celal ile Ceren 2'deki büyük sürpriz ne? Ezgi ile işte bir araya geldi. Az sonra. Çek 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 çek. Yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana hayran, yaradana. Sempatisiyle Ahmet Kural'ı. Bu eleyme buydu. Esprileriyle Murat Çemciğir. Eşit mi alıyorsunuz paraları, yoksa kendinize bir kıyak var mı? Kardeş payı. Yemin et. Yaradana kurban dediğiniz ikili yeni filmleriyle Show TV'de. Bu sohbete bayılacaksınız. Yaradana kurban diye başlıyor. Sonra? Yaradana. Ahmet Kural kariyerinin ilk öpüşmesini kahkahalarla anlattı. Ve şu ana kadar tek öptüğüm sevgili ustam Cengiz Bozkurt. Ben hiç vakit kaybetmiyorum. Murat Çemciğir yediği dayaktan nasıl yemek yiyemez hale geldi? 7-8 tanesi kemiğine geldi, ben böyle 1,5 ay falan çorbayla beslendim. Süper ikili ailecek şaşkınızı anlattı. Yediği dayaktan dolayı kafa gidiyor, o yüzden öyle. Az sonra. Çek çek. Volkan Konağ'ın sahne aldığı mekanın önünde kimler kurşun yağdırdı? İrem Derici "o artık benim için öldü" derken kimi kastetti? Şimdi de sırada İstanbul geceleri var. İstanbul gecelerinde hareketli ve bol bereketli bir tura çıkıyoruz. Bakın gecelerde kim, nerede ve nasıl yakalanmış. Cem Yılmaz filmi Arif ve 216'nın promosyon döneminde her yerdeydi. Bol bol röportaj verdi, gülücük saçtı. Ama filmin tanıtımı bitince Cem Yılmaz eski haline döndü. Oğlu Kemal'le görüntülüyoruz ve konuşmuyor Cem Yılmaz. Bu röportaj. Ne canım? İzlemedik ki daha bahsedelim. Müsaade edin. Gülşen konserindeyiz. Biz diyelim pamuk şeker, o desin buzlar kraliçesi. Ama şirin olmuş kıyafeti. Valla paten, buz pateni yapacağım birazdan sahnede. Saçları da enteresan olmuş. Saçlarım galiba pek bugüne özel değil. Bir süre böyle kalacak. Yakın dostu Tarkan'ın "baba oluyorum" videosu olay yarattı malum. Evet doğru. Baba oluyorum. Azura kardeş geldiği için mutlu Gülşen. Diyebiliriz, evet, bence de kardeş olacaklar. İnşallah şansı, bahtı açık olsun, sağlıkla gelsin dünyaya. Tarkan'ın bebeğini önereceği isimler hazır. İsim önerisinde bulunacağım. Söyledim, düşünüyorum diye. Onlar da bekliyorlar da. Gülşen'in Bostancı'daki konserini izlemeye Ezgi Mola da gelmiş. Gülşen'i ilk defa izlemeye geldim. Şarkılarına bayılıyorum ama hiç kısmet olmamıştı. Bugüne denk getirdim. Ve Gülşen sahnede. Oğuzhan Koç'la sevgilisi Yağmur Tanrı Sevsin, iki dirhem bir çekirdek giyinmişler. Düğün daveti konseptli olunca durum böyle.
Abi konseptli gece yaptılar. Bizi zor duruma düşürdüler. Great Gatsby 20'ler falan dediler. Bir haftadır kostüm arıyoruz gerçekten. Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra adı sürekli birileriyle aşk dedikodusuna karışan Bestem Özdemir isyanlarda. Birçok insanla yazıldım. Ama... Arkadaşım olanı da yazdınız. Çocukluk arkadaşım olanı da yazdınız. Hiç tanışmadığım insanları yazdınız. O yüzden siz yazmaya devam ediyorsunuz. Beni bir gün biriyle el ele gördüğünüz zaman bilin ki ben o insanla beraberim. Radikal kararlar almış hanımefendi. Yani sürekli birileriyle yazıldığım için artık gerçekten menajerimin başarı bu. Hani ben özel hayatımla ilgili asla ve katla konuşmuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öpüyorum. Derya Uluğ'a yapılan sürpriz doğum günü partisinde İrem Derici'ye rastlıyoruz. Geride bıraktığımız sevgililer gününü ona sormak biraz abesle iştigal. Abi bunu Kıbrıs'ta da konuştuk. Ben de dedim ki sevgilisi olmayan bir kadına sevgililer gününde hediye gelmez. Gelmedi. Manyak mı arkadaşlarım ona sevgililer gününde hediye alsın? O zaman benim de onları almam lazım. Balayı sırasında çekilmiş bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşınca eski eşine göz kırptı iddiaları gündeme gelmişti. İddiaya öyle bir yanıt veriyor ki... Lütfen artık ölüleri mezarlarında rahat bırakın arkadaşlar. Ölen şeyleri rahat bırakın. Ölmek demişken sosyal medyanın yalan dünya olduğunu düşünen İrem Derici... ...geçmişte yaptığı paylaşımlardan da şikayetçi. Sosyal medya sahtekarlığı zaten ben de yaptım bu sahtekarlığı. Ölümden döndüğüm dönemde öyle videolar koyuyordum ki zannedersiniz ben... ...her gün 3 milyon dolar veriyor biri bana. Bu sahtekarlığın sonu yok. Bizi bu hale getiren de bu zaten. Bu kız dertli. Onu bırakıp doğum günü kızına yönelelim. Derya Ulu çok mutlu. Çok güzel hediyeler aldım. Bir oda dolusu. Aşağıda duruyor hepsi. Berkay'la aralarındaki kavganın bittiği yazıldı. Kendisi de zaten mahcubiyetlerini belirttiler. Biz de tabii ki de insanız. Kabul ettik. O yüzden... bir soru. Ben bu konuyla ilgili zaten daha fazla konuşmak istemiyorum. Oyuncu Burcu Özberk'i görüntülüyoruz. Sevgilisi Alperen Duymaz'ın Çukur dizisine Emre Hamir rolüyle katılmasını soruyoruz. Ayrıldıklarını öğreniyoruz. Evet, herkesin yolu açık olsun. Ayrıldınız mı? İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aşk kısa sürdü belli ki. Yaz ilişkisi mi oldu acaba? Biraz. Keşke öyle adlandırsak sadece her şeyi ama öyle olmuyor. Umarız ihanet falan yoktur. İhanet mi oldu acaba? Yok. Hayır, cevap vermeyin de siz. Yok, hayır, öyle şeyler yok ama. Ama yollarınızı ayırdınız. Arkadaşlar lütfen müsaadenizle. Ataşehir'de Volkan Konağ'ın sahnede kurşunlandığı haberi düştü internet sitelerine geçtiğimiz akşam. Ama olay çok farklıydı. Volkan Konak, mekan çıkışı kameralar karşısında. Olayın kendisiyle ilgisi olmadığını açıklıyor. Benimle ilgisi yok. Ama biraz böyle bir güzel arkadaşlar böyle bir metin yazmış bilmiyorum ama benimle ilgisi yok. Yani böyle bir hadise yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Ben sahnedeydim zaten. Çek çek. Oktay Kaynarca, Deniz Çakır aşkı yeniden mi başladı? Filmleri gişede hüsrana uğrayan Barış Ardu, Çüelçin Sangu eski kankalarından nasıl darbe yedi? Şimdi sırada Renkli İstanbul caddeleri var. Bu dans kafaları karıştırdı. Yoksa Oktay Kaynarca, Deniz Çakır aşkı yeniden mi başlıyor? Taraflar ne dedi? Belki sürprizler olur. Sürprizler yok. Eski kankalarından Barış Arduç ve Elçin Sangu'ya şok. İnandırıcılıkla ilgili. Onur Büyüktopçu, ikilinin tutmayan filmine nasıl gönderme yaptı? Aynı çiftli sinema perdesinde... Cadde turlarından renkli görüntüler takıldı kameralarımıza. Güldür Güldür'ün Bilal'i onur buldu alışverişte. Kitap almış bol bol. Hediye. Hediye. Kitaplar. Geç kalmış sevgililer günü hediyesi mi yoksa? Aldık, hediyelerimiz hazır, her şey yolunda. Sevgiler. Hadi bay bay. Deniz Çakır'ı makyaj alışverişinde görüntülüyoruz. Çıkışta haberciler Metin Özülkü ile düetlerini soruyor. Öyle kendi kendimize söylüyorduk.
Beti'nin güzelliğini bilmeyen yok. Artık bir albüm yapacak mı? Belki sürprizler olur. Eski sevgilisi Oktay Kaynarca ile doğum gününde yaptıkları dans çok konuşuldu. Yoksa aşk yeniden mi başlıyor? Normal şeyler bunlar. Çok normal şeyler. Şu anda öyle bir şey yok. Ve Oktay Kaynarca. Ona da sorduk aşk yeniden iddialarını. Arkadaş. Yaşanmışlık var ya aralarında. Yeniden birlikte görünce heyecanlandı herkes. Sakin ol, heyecanlanma. Evet tamam, peki. Doğru, biz de arkadaşız. Yani uzun senelerdir birlikte çalışıyoruz. Sürekli aynı ortamın içerisindeyiz. Doğal olarak arkadaş olmamızdan başka bir şey beklenemez. Yok 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 yok, yapma böyle, yapma böyle. Onur Büyüktopçu'ya rastlıyoruz alışveriş merkezinde. Evlilik teklifleri alıyormuş bol bol. Tam aradığım ideal koca sensin. Aynı yaştayız, aynı burçtayız. Ben de tembelim. Karşılıklı tembellik yaparız. İdeal bir karı koca oluruz diyen de var. Evlenip baba olmayı o da istiyor. Tarkan gibi de ilan eder belki baba oluyorum diye. Adam ne yapsın sizce yani? Taklatacak hali yok herhalde adamın bunu şey yaparken. O da kendince, kendi üslubuyla öyle bir video çekmiş, paylaşmış. Tarkan'ın kızı olacağını düşünüyor. İsmi ne olsa acaba? Hüp, hüp, hüp. Dudu. Dudu falan yok canım. Ya güzel bir isim bulurlar herhalde. Düşünebiliyor musunuz? Tarkan'ın bebeği ya. Ya dünyanın en güzel şeyi. Bir dönem dizi arkadaşı olan Barış Arduç ve Elçin Sangun'un gişede başarı elde etmeyen filmleri soruluyor Büyüktopçu'ya. Eski kankalarına ince göndermeler yapıyor. İnandırıcılıkla ilgili bence. Yani bence bir çift, ekrana yakışan bir çift dizide tamam. Ama aynı çifti sinema perdesinde farklı isimleri koyarak... Ya bir de çok farklı bir şey. Sinema izleyicisi çok ayrı bir şey. Dizi izleyicisi bence ayrı bir şey. Baba adayı Sarp Apak eşiyle alışverişte. Bebeğin cinsiyeti için tahminler var mı? Çoğunluk kız diyor. Tarkan'ın baba oluyorum videosunu çok beğenmiş. Yok, ben öyle video düşünmedim. Abi güzel video atmış. Tehlikeli, izliyorum ben o videoyu. Arada açıp açıp izliyorum. Tutuldum o video. Baba oluyorum, baba oluyorum. Muazzez Ersoy'a rastlıyoruz. Köpek saldırısına uğramış ünlü şarkıcı. Ev köpeği kaçmış ya da sahibini kaybetmiş. Hani dışarıda yapayalnız kalıp başına bir şey gelmesin. Sahibi ortaya çıkana kadar, sahibini bulana kadar burada bahçede kalsın dedim. Öyle düşündüm ama şanslıya saldırdı. Herhalde kıskandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yani küçük 3-4 dikiş var. Çek çek. Çocuklara karşı yapılan insanlık dışı zulme ünlüler bakın nasıl tepki gösterdi. İstismar değil, cinayet. Gerçekten yüreğim kaldırmıyor. Çocuk da susmasın, sen de. Bu zulme sessiz kalma. Kötü eller çocukların üzerinden çekilsin. Çocuklara karşı yapılan insanlık dışı zulme karşı ünlüler tek ses, tek nefes. Buna da istismar değil, caniliğin son noktası. İki ellerimle boğarım. İnsanlık suçuna kim nasıl tepki gösterdi? Çocuğa dokunmayın. Çocuk onlar, çocuk. Çocuğa dokunma. Son dönemde ülkemizde yaşanan adını telaffuz bile etmeye zorlandığımız olaylar herkesin kanını dondurdu. Ah neden korktun? Ah neden korktun? İstismar deniyor yaşananlara ama aslında yapılanın istismardan öte sapkınca bir cinayet olduğunu anlamak zor değil. Zulme uğrayanların 3-4 yaşında minicik evlatlarımız olduğu düşünülünce boğaza düğümleniyor insan olanın. Ünlüler tepkisiz kalmadı yaşananlara. Tepkiler sert ve isyan doluydu.
Bergüzar Korel'in Sen de Susma, Çocuğun da Susmasın videosu herkesi harekete geçirdi. Hiç kimsenin hiçbir şekilde, hiçbir mazeretle onların özel bölgelerine dokunamayacaklarını, herhangi bir insanın buna teşebbüs ettiği takdirde hemen sizinle gelip paylaşmaları gerektiğini, bunun utanılacak bir şey olmadığını, karşı taraf için bunun bir suç olduğunu, onları koruyacağınızı, ne olursa olsun dünyada, yeryüzünde ne olursa olsun onların arkasında olduğunuzu lütfen çocuklarınıza hissettirin ki çocuklar susmasın. Çocuklar seslerini çıkarabilsinler. Sizlerle bunu paylaşmaktan korkmasınlar. Çocuklarınız susmasın. Çocuklarınıza susmayı değil, seslerini çıkarmayı öğretin. Ferhat Göçer susmadı. Son dönemde yaşanan çocuklara yönelik cinsel istismar konularında çok dolu. O aynı zamanda bir doktor ve işi yaşatmak. Hayatım, insan hayatını yani yaşatmak üzerine, iyileştirmek üzerine kurulu. Ama o malum yaratıkları düşününce ne sanatçılık kalıyor ne doktorluk. Böyle bir olayla karşılaştığımda ne olur, benim çocuğumun başına, benim başıma geldiğinde ne olur diye hep düşünüyorum, elim ayağım titreyerek. Yemin ediyorum size iki ellerimle boğarım. Ferhat Göçer son derece haklı. Yani benim çocuğumun başına gelmesini istemediğim hiçbir şeyi başkasının bir çocuk... Ya 3 yaşında, 4 yaşında bu artık yani lafın bittiği yer, cümlelerin bittiği yerdir arkadaşlar. Gülşen susmadı. Yapılan zulme karşı elinden geleni yapmaya hazır. Yapılabilecek ne varsa yapacağım ve benim gibi düşünen birçok sanatçı arkadaşım var. Gerçekten insanların bunu yapamamaları için caydırıcı cezaların olması gerekiyor. Ülkede kadın olmanın, çocuk olmanın ve hayvan olmanın zorluğuna dem vurdu Gülşen. Bu ülkede en zor kadın olmak, çocuk olmak, bebek olmak ve hayvan olmak. Ezgi Mola susmadı. Yaşanan olayları tek kelimeyle berbat olarak yorumladı. Berbat bir olay yani, hep birlikte bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Cezaların çok sert olması gerektiği görüşünde Ezgi Mola. Gerçi bu adamları yaşatmamak da onlara hediye olur. Yani ben yaşarken öldürmek gerektiğini düşünüyorum. Ve şöyle bitiriyor sözlerini. Bunda da istismar değil bir kere. Bu gördüğümüz, okuduğumuz haber istismar değil. Bu caniliğin son noktası. Şahan Gökbakar da susmadı. Bir baba, bir eş ve en önemlisi bir insan olarak utanıyordu yaşananlardan. Bazen böyle insan hani yaşamaktan utanır ya, o hissi hissediyorum abi bu konuyu duyduğum anda. Böyle düşünmeye çalıştığım anda bile midem bulanıyor, böyle terlemeye başlıyorum falan, çok rahatsız edici bir konu. Ülkenin geleceği için bu sorunun halledilmesi gerektiğini düşünüyor Şahan Gökbakar. Bununla ilgili çok ciddi bir yasa ve kanun maddeleri çıkması lazım. Hani her konuyla ilgili bu kadar fazla yasa maddesi ve kanun maddesi çıkartıyorlar ama bu konu hani bence bizim ülkemizin birinci önceliği olmalı. Çünkü bir ülkeyi, bir cumhuriyeti, biz bu vatanı seviyoruz yani. Canımızı, kanımızı verecek kadar seviyoruz. Bunu ileriye taşıyacak olanlar çocuklar abi. Sen çocuklarını korumazsan ülkeni korumamış sayılırsın. Nefise Karatay susmadı. O da tepkisini dile getirdi. Yasalarla desteklenmesi gerekiyorum. En ağır cezaların uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Anne olunca zaten daha hassas oluyorsunuz ki her zaman insan olmak yeterli. Anne olmaya da gerek yok. Yürek kaldırmıyor. Betül Demir susmadı. Önerisi okullarda cinsel eğitimlerin verilmesi yönünde. Bence cinsel eğitim şart. Yani bütün bunlar cinsel eğitim olmadığı için yani bir insan evladı, hangi insan evladı böyle bir şey düşünebilir ki? Bu hastalık yani. O sebepten özellikle o biliyorsunuz önce bir vardı bu dersler, sonra kaldı. Bence olmalı. İdo Tatlıses susmadı. Devletin bu işe bir dur diyeceğini söyledi. Yani bu konu hakkında söylenecek bir şey yok. Aslında bunu yani insanın nasıl yaptığına şok oluyor insan yani. Buna bir şey söylemek gerekmiyor. Buna bir şey söylemememiz lazım aslında bizim ama zaten çok güzel şekilde tepkiler geliyor. Devlet de, hükümet de duyacaktır bu çağrıların. En güzel cevabı alacağız. En kısa sürede. İnşallah en güzel cevabı alacağız. Bu konuda en ciddi adımlardan birini Demet Akalın attı. İlk günden konuya ilişkin paylaşımlar yapan Akalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le bir görüşme yaptı ve konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
Ünlülerin verdiği bu tepkiler devleti de harekete geçirdi. Bu konuda en ağır cezaların uygulanacağı, iyi hal indiriminin kaldırılacağı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesinin düşünüldüğü belirtildi. Çek 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 çek. Çocuklara yönelik istismar olayları Kıbrıs'ta sahne alan hadiseyi bakın nasıl çıldırttı. Hadisenin isyan dolu gözyaşları. İçim parçalanıyor. Çocuklara yönelik cinsel istismar olayları hadiseyi çıldırttı. Siz de çıldırmıyor musunuz? Bu sözler çok konuşulacak. Bize erkeklerimiz sahip çıkamayacaksa. Kıbrıs'tayız ve hadiseyle konser öncesi sohbet edelim diyoruz. Biz sorumuzu sormadan kendisi konuya giriyor. Biliyorsunuz son zamandır, yani son birkaç gündür hepimizin okuduğu haberler, bu çocuklarla ilgili, tecavüzlerle ilgili. Gerçekten ben de sosyal medyayı bu konuda elimden geldiği kadar güzel bir şekilde kullanmayı seviyorum. Bu konuda evet. Sosyal medyayı çok seviyorum. Çünkü hepimiz, sadece biz sanatçılar değil, herkes sesini duyurabiliyor. Şimdi benim buradan tek isteğim, buradan aslında büyüklerimize seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Adalet Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Lütfen cezalar değişsin, cezalar ağırlaşsın. Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına uygulanan cezaların en sert şekilde arttırılmasını isteyen hadise kendini zor tutuyor ağlamamak için. Bu konu bence çok ciddi. Gerçekten içim yanıyor aklıma geldikçe. Tam sahne öncesi de böyle duygulanmak hiç hoşuma gitmiyor ama içim parçalanıyor. Ve eminim anne olan kadınlar daha da fazla bunu hissediyordur. Bir kadın olarak isyanı doruklarında yaşıyor. Bize erkeklerimiz sahip çıkamayacaksa büyüklerimiz sahip çıksın. Buradan tekrar diyorum, bak devlet demiyorum, büyüklerimiz diyorum. İnşallah ellerinden geldiği kadar bu yasaları değiştirirler. Çok istiyorum bunu arkadaşlar. Sanatçıların bir araya gelerek çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda adım atmaları gerektiği görüşünde. Bence kesinlikle olmalı. Buradan yani aslında bütün sanatçı dostlar bir araya gelip bu konuyla ilgili, yani biz hepimiz el verip Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gitsek, Adalet Bakanlığı'nın yanına gitsek kesinlikle bir şeyler değişir. Ben buna inanıyorum. Yani bizim ülkemiz çok güzel bir ülke ama bu haberlerle ben gerçekten ülkemin yurt dışına yansımasını istemiyorum. Ölümler olur olur ama küçücük çocuğa bir tecavüz eden bir adam yaşamamalı. Yaşamamalı. Bu kadar basit yani. Aklıma geldikçe çıldırıyorum ya. Çok fazla şey söylemek istiyor ama bu kadar dile getirebiliyor isyanını. Deliriyorum yani. O haberin detayları sizi çıldırmıyor musunuz? Şehit haberleri, istismar haberleri arka arkaya gelince sanatçıların konser yapmaması gerektiğini düşünenlere de bir çift sözü var. Bu zor süreçte biliyorum bizim konser yapmamıza da laf söyleyenler var ama insanlar bunu unutuyor. Bizimle birlikte evine ekmek parası götüren büyük bir ekip var. Doğru. Bu gece bu organizasyon aylar önce organize edilmiş. Tabii ki de şimdi bir olay olsa şu an ben çıkmam sahneye ama hayat devam ediyor arkadaşlar. Siz nasıl işinize devam ediyorsanız biz de mecbur içeride beni bekleyen kaç insan var bilmiyorum ama onlara güzel bir akşam yaşatmak zorundayım. Yani ben şimdi şarkımı söylüyorum diye bir şeyleri kafama takmıyor muyum? Saygısız mıyım? Değiliz arkadaşlar. O yüzden biraz daha herkes sakin olmalı bence. Zor süreç geçiriyoruz ülke olarak. İnşallah aşacağız. Dediği gibi hayat devam ediyor ve sahnede hadise. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun. Aşka gidiyorum ben. Şarkılarıyla Kıbrıs'ta keyifli bir gece yaşatıyor hadise. Kan kan çıkan. Kimse kadar hoş bilemez. Benden ha başka.
komedinin süper ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir vizyona girmeye hazırlanan filmleri Ailecek Şaşkınız'ı Show TV'ye anlattı. Şimdi kahkahalarla izleyeceğiniz o özel röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana hayran, yaradana. Sempatisiyle Ahmet Kural'ı. Bu eleyime vurdu. Esprileriyle Murat Cemcir. Eşit mi alıyorsunuz paraları yoksa kendinize bir kıyak var mı? Kardeş payı. Yemin et. Yaradana kurban dediğiniz ikili yeni filmleriyle Show TV'de. Bu sohbete bayılacaksınız. Yaradana kurban diye başlıyor. Sonra? Yaradana diye gidiyor. Ahmet Kural kariyerinin ilk öpüşmesini kahkahalarla anlattı. Ve şu ana kadar tek öptüğüm sevgili ustam Cengiz Bozkurt. Ben hiç vakit kaybetmiyorum. Murat Cemcir yediği dayaktan nasıl yemek yiyemez hale geldi? 7-8 tanesi kemiğime geldi ben böyle. 1,5 ay falan çorbayla beslendim. Süper ikili Ailecek Şaşkınız'ı anlattı. Yediği dayaktan dolayı kafa gidiyor, o yüzden öyle. Komedinin süper ikilisi onlar. Düğün Dernek ve Çalgı Çengi fırtınalarının ardından Ailecek Şaşkınız'la seyircinin karşısındalar. Yok abla! Emre patron! Beyler iyi misiniz? Efendim? Kovalayın! Ya sen ne ilat kızmışsın be! Ne yapmaya çalıştığınızı anlayabiliyorum. Vaktinizi boşa harcamayın. Ne yapmaya çalışıyormuşum? Sen hayırdır ya? Gözlüğü çıkarınca daha mı güzel olduğunu düşünüyorsun? Gözlüğü çıkarınca sen daha güzel oluyorsun. 1,5 miyop var bende, kusurları örtüyor. Fragmanıyla Kahkaha Tren filmi konuştu. Haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le. Bu haftaki konuklarım Ailece Şaşkınız filminin iki başrol oyuncusu ve bizi güldüren iki değerli sanatçı Ahmet Kural ve Murat Cemcir. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. İlklerin filmi bu onlar için. Fragmandan gördüğüm kadarıyla bizi çok güldürecek bir film geliyor 2 Mart'ta. Evet, fragman güzel. 3,5 dakika yaklaşık. Biraz fazla ama filmde gerçekten de fragmanın kat kat fazlası var diyebiliriz. İlk defa denediğimiz bir şey oldu bu. İlk defa Selçuk Aydemir sağ olsun bizi takım elbiseyle hayal etti. Fakat hayalde demek ki hemen hayal kurarken sonrasında bir kabus gördü. Benim paça boyum biraz kısa. Hani bacakları ayak bileğini göstermek istemiş. Ve ilk kez bir kadın başrol eşlik ediyor onlara. Ve filmde ilk kez bir aktris görüyoruz. Yani sizde hiç olmuyor ya bayan oyuncu. Genelde olmuyor. Saadet Işıl Aksoy. Filmde zaten hani kadın pilot olan kadın filmde ilk defa. Yani daha önceden 3-4 erkek, 2 erkek böyle işte Çalgı Çeli'nde Düğün Dernek'te bir başarısızlık hikayesi, tutunmaya çalışma hikayesi vardı. Bunda kadın var. Baba adamın evine hırsız yakaladım, sadece tanımam etmem. Biz tam şu tarafta çalışıyorduk. Daha sonra zil çalınca şu tarafa doğru yönlendik. Gözle çıkarınca sen daha güzel oluyorsun. 1,5 miyop var bende, kusurları örtüyor. Fragmandaki o gülüş güzellik bozma gülüşüymüş. Ben güzelliğimi nasıl bozarım gülüşü buldu bir tane fragmanda da olan. Bakamıyorsunuz yüzüne. O güzelliğe bakamıyorsunuz yani. o gülüş sayesinde bakamıyorsunuz. Hani. Nasıl gülmek lan? Filmin kolay anlaşılır bir öyküsü var. Yani nasıl? Şöyle esas. Temel aslında şu, bu defa böyle çok zengin bir iş adamı bir komiser kıza aşık olsa ne olur? Ama basit öykünün içinde ne çetrefiller çıkacak, ne çetrefiller. Mesela Ahmet Kural'ın Bursa sokaklarında atla ne işi var? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Ölümden döndü üstelik ünlü sahne için. Bu arada geçen hafta özel haber olarak ekranlara getirdik. Ölümden dönmüşsünüz. Geçmiş olsun. Evet, ben gördüm. Teşekkür ederim. Sağ ol. At kaçırdım yani. Atı biraz fazla ısıtmışlar da. Kameraya geçti at arabayla giderken. Evet. Vallahi yani kurtulduk, şans etmedik. Üstelik biraz sıkıntı olabilirdi. Allah'tan filmin son gününe koydu da. Yapımcımız. Hani bana bir şey olsa da film vizyona girecek. Ahmet Kural korktuğunu itiraf ediyor o anlarda. Peki geçti mi o an, böyle film şeridi derler ya, at üzerindeyken de geçiyor mu? Geçti. Ya ilk defa hayatım, hakikaten hayatım geçmedi de ertesi günü ne yapacağıma dair çok böyle planlarım vardı. Onlar geldi aklıma ama çok gülüş bir şey olmadı yani.
Aslat bir de kuma olsan hiçbir şey olmaz. Murat Çimcir'in o korku dolu anlarda gülüyor olması Ahmet Kural'ın diline düşmüş. Düşündünüz mü lan Ahmet gidiyor diye? Yok bu orada değil de arkadaş oteldeydi hemen yan tarafta. Oradan geldi elinde kamerayla beni çekiyor. Telefonla çekiyordun böyle. Benim hiçbir şeyden haberim yok senin. Ben ölüyordum az önce. Benim at kaçırdı beni diyorum gülüyor. Olayın ciddiyetini izledikten sonra benim şeyi takip. Çünkü herkes benim yanımda. Saadet Beyaz şeffaf oldu kız yani. O kadar korktum. Devamında biz hani atla gidiyorsunuz. Orada ne oldu da durdunuz? Nasıl indiniz? Durdurdum. Yaklaşık 100 metre, 200 metre falan yalvardım. Yani şey mesela uzaktan en böyle ilgi çekici an benim için şuydu mesela. Ahmet iki bacağıyla atı öyle bir sıkıştırmış ki düşmemek için. Ayaklarım birbirine değiyordu alttan ya. At belki de kusmamak için koşuyordu hani. Yani Anadolu bir... Ateşi'nde at işte Hasan'ın duruşu var ya. Öyle bir duruşum vardı atmıştım. Filmin kendisi kadar ilkleri de komik. Ahmet Kural kariyerinin ilk öpüşme sahnesini çekti filmde. Ama ne öpüşme. Öpüşme sahnesi hiç yoktu. Öpüştüm. Ama Cengiz Bozkurt'la suni teneffüs sahnesi vardı. Onu çünkü yani biz çok güleceğimiz için o sahne, çok eğleneceğimiz için çok uzardı. Hani öp, bir daha öp, bir daha. Cengiz abi ben direkt dedim öpmek istiyorum. Şimdi ta devam et şimdi. Hiç vakit kaybetmeyelim diye girdik zaten şimdi. Evet, sektörde ilk ve şu ana kadar tek öptüğüm sevgili ustam Cengiz Bozkurt. Yani hiç vakit kaybetmeyelim. Bir ve Ferhat sen benim hayatımı kurtardın. Kim olsa aynını yapardı. Kimse yapmazdı Ferhat. Zaten hastanedeyiz derdi. Böyle şeylere ne gerek var derdi. Murat Çemçir'in de bir cam silme sahnesi var ki anlatırken bile tüyler diken diken. Abi dedi sen de gidecekken korkuyor musun dedi. Yani güvenliğimi sağlarsana dedim. Korkmam dedim. Ondan sonra fakat ben o güvenliği iki tane halatla sağlayacaklarını düşünmedim. Yani o gökdelenin 40. katında böyle işte yanında bir tane profesyonel bir adam var ama hani profesionel dediğin o iskelede ölüm konusunda profesyonel değildir adam yani. Yani düşsen aşağıdan çekmeyeceksin. Tabii bir de hani uğraşmaz ki ben o da düşer. Ondan sonra 40. kata kadar çıktık böyle cam siliyoruz falan. Ve filmdeki dayak yeme sahneleri Murat Çemcir'in Mustafa Alabora'dan yediği tokatları sayabilen oldu mu? Dayak sahneleri de çok ben seyrederken içim acıdı yani devamlı. Onu söyleyeyim ben de çekerken içim acıdı. İçim çürüdü çekerken ya. Yani. Orada da Erdal arkadaşımız bayağı 2 ay falan dönüş koreografi dersi aldı. Biz de dayak yeme dersi aldık. Enteresan bir film oldu bizim için bu. Böyle hani mesela böyle hani yüzleşmek istemediğimiz şeylerle bizi hep yüzleştiriyor zaten film zamanı. Bir de gererek yapıyor bunu. Bir daha seninle çalışmam abi falan filan diyerek. Bir tehditle böyle bir şuraya kadar geldi kariyerimiz yani. Lütfen beyefendi ne yapıyorsunuz ya? İkisi de evladım gibidir. Kaç tokat atmış olabilir Mustafa Alabora? Valla 30 var, temiz 30 tane var. Hani bir de normalde hani şey böyle filmde izleyeceğiz şimdi o sahneyi. Kulak çınlaması olur ya böyle hani bir çınlama olur. O çınlama gerçekten defalarca yaşadım. Gerçekmiş o çınlama yani. Süper ikiliden yine bir düet. Yaradana kurbanı. Yaradana kurban, yaradana, yaradana. Yaradana kurban, yaradana, yaradana. Ahmet Kural ve Murat Çemcir tüm komedyenlere açık mesaj verdi. Cem'le de bir araya gelmek isteriz. Yılmaz'la da ya da Tolga'yla da işte Atay'la da bir araya gelip düşünsene mesela 5'imiz 6'mız aynı filmde. Hepsi ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde. Çek çek. Şimdi de sırada magazin gündeminden derlediğimiz haber turumuz var. Magazin dünyasında hareketli bir hafta geride kaldı. İşte haftanın öne çıkan gelişmeleri. Hande Yener ve Aylin Coşkun'la birlikteyiz. Yakında Bostancı'da birlikte verecekleri konserin provalarını yapıyorlar harıl harıl. Bir de ilk kez söyleyecekleri şarkı var tabii. Birlikte konser var 15'inde Bostancı'da. Heyecanlıyız, hazırlanıyoruz deli gibi. Şarkıyı hazırlayalı bir yıl oldu
İşte bekliyoruz. Şu anda Aydın'ın albümüyle birlikte çıkacak. Ama konserde ilk defa söyleyeceğiz. Bir de Demet Akalın'a karşı aldırdığı uzaklaştırma kararını soralım Hande Yener'e. Ne diyecek? Evet, yani konuşma yasağı, aşağılama, dalga geçme gibi bir koruma yasağı geldi 2 ay süreliğine. Memnunum, çok güzel oldu, temiz magazin oldu. Hande Yener'e göre artık Demet Akalın sosyal medya üzerinden tek kelime edemeyecek şahsı adına. Bilişim suçları var biliyorsunuz. Oradaki bir tweetinden ötürü alındı zaten bu koruma kararı. Aynı şey Seren Serengil'in başına gelmişti. Eğer Demet Akalın karara uymaz ve 3 gün hapis yatarsa nasıl bir duygu içinde olur? Ben zaten yatalara konuşmasın diye çıkartıyorum. Hapse girsin diye değil. Yani konuşmazsa zaten girmez. Yani bunu becerebilirse olmaz bu zaten. Konuşursan hapse girersin diyor açıkça ezeli rakibine Hande Yener. Peki ya konuşursa? Yok, konuşmaz. Peki, hani konuşmaz. Karar süresi güzel bir süreç bu. Bak konuşmuyor, 10 gün oldu, ne güzel. Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Tatlıtuğ'la ikinci evlilik yıl dönümünü kutlarken abiyi Cem Tatlıtuğ'un hastaneye kaldırıldığı haberini aldı. O gece Tatlıtuğ'un yakın arkadaşı Furkan Palalı da hastanedeydi. Yarın ameliyata girecek. Onu ziyarete geldik yani. Midesinde ya, midesinde. Öyle ufak bir operasyon. Yani bir operasyon geçirecek işte. Onun öncesinde de biz de yanında olalım diye bir işte ziyarete geldik yani. Kıvanç Tatlıtuğ bir gün sonra abinin rahatsızlığıyla ilgili mikrofonlara şu açıklamayı yaptı. Ufak bir problem vardı, getirdik. İşlem bitti. Mide endoskopisi acaba? Bir endoskopi var ondan sonra. Midesine bir bakıldı. Bu kadar, başka bir şey yok. Detay vermeye zaten gerek yok. Geçtiğimiz sene cinayete kurban giden sunucu Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı. Vatan Şaşmaz'ın mirası olarak bebeğe Asil Vatan ismi verildi. Rollerinde Şahin Irmak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel ve İrem Sakın oynadığı komedi filmi Düğün Salonu, iki ayrı düğünde çıkan olaylarla birlikte gelişen hikayeyi anlatıyor. Ya ondan başkasıyla olamıyorum da artık neyini anlamıyorsun ya? Ya görüyor musun mevzu nereden nereye geldi? Adamı dövmeyeler değildi Serkan. Filmin sürprizi de Hayko Cepkin'den geldi. Cepkin, film için Ümit ve Sen'in ünlü şarkısı Nikah Masası'nı yorumladı. Şarkıya filmin oyuncularıyla renkli bir klip çekildi. Hayaller kurardık biz yıllar önce. Hiç yoktu hesapta, ayrıldık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdi. Gökçe Bahadır ve şarkıcı Edis'in sokaktaki dans şovu paylaşım rekoru kırdı. Her fırsatta dans videoları yükleyen Gökçe Bahadır yine yeteneğini gösteriyor. Dizisinin başarılı oyuncusu Dilan Çiçek Deniz de piyanoda hünerlerini sergiledi. Amerika macerasını sürdüren Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta üstü açık arabayla Las Vegas'ta turlarken çekilen videosuyla ilgi uyandırmıştı. Aleyna son olarak Malibu sahillerinden iki fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta bacaklarını ince göstermek için Photoshop kullandığı iddia edildi. Fotoğraf yorum yağmuruna tutulunca genç şarkıcı fotoğrafı yorumlara kapattı. Seda Sayan
Salkım'dan dava açtı. Yeşim Salkım'dan neden özür diledi? Şimdi de sırada ünlü sanatçıların Kıbrıs çıkarması var. Gecikmeli sevgililer günü kutlamaları yavru vatan Kıbrıs'ta hafta sonu renkli konserlere neden oldu. Ayla Çelik'le sahnesi öncesi birlikteyiz. Dekoltesi oldukça cesur. Sevgilisi Barbaros Utku da hanımefendinin yanında o gece. Beyefendi dekolte ile henüz yüzleşememiş. Evet. Bir gördüm yani, evet. Hala bakmıyorum farkındaysan. Ayla Çelik dekolteme dokundurmam diyor. Bir nefret ettiğim bir şey, erkeklerin kıyafete karışması, müdahale etmesi. Ama asla benim sevgilim öyle bir şeye hiçbir zaman bugüne kadar gerçekten yapmadı. Gelelim evliliğe. Herkes bu güzel çiftten düğün bekliyor. Biz de gerçekten arkadaşlar öyle bir derdimiz yok. Hani öyle bir sıkıntıda değiliz. Canım yani yarın da evlenebiliriz. Hani çok hazırız buna, eğleniyoruz, bakıyoruz. Ya biz evlenelim, kurtaralım bu işten sevgilim, gel ya. Yapalım bunu, bitirelim bu işi yani. Sohbet sonrası Ayla Çelik sahnede. Kurşun eşi ve çocuğuyla Ebru Gündeş'i dinlemeye gelmiş. Ebru Gündeş'i dinlemeye geldik. Evet, Ebru Gündeş'i dinlemeye geldik. Tatil yapalım dedik. Yalnız çocuk özel almıyorlarmış içeri. Yo, zaten o orada değil canım. Öyle mi? Onu, onu uyku saati geldi zaten. Evet, arkadaşlar. Recep benziyor size. Herhalde bir kopya. Benzeyecek ya. Anne, arkadaşlar annesine benzemiyor Muratcan. Benzetmiyorlar. Bak. Beyefendi şu sıralar Balıkesir'de kurduğu çiftliğinde hayvan işine girmiş. Şu an küçük baş, büyük baş ne istiyorsanız var. Evet. Ya bu hobi olarak mı yoksa profesyonel? Ya seviyorum. Bir de bütün yatırımı oraya koydum ayıptır söyleme. Artık bakalım kısmet. Ve Ebru Gündeş sahnede. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi senin yanın en ayrılık beyaz benim için. Yaklaşık 1000 kişinin izlediği konserde Ebru Gündeş salonda izdihama neden olmuş. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür mü? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha ki yara izi dikkat çekiyor Gündeş'in. Ne oldu bilinmez ama sahnesiyle kulakların pasını siliyor yine. Kurşun değil aşk yarası kapanmıyor. Kıbrıs'ta sahnede Sibel Can var. Deli. Yavru Vatan'daki konser maratonuna Volkan Konak'la devam ediyoruz. Sevgililer günü konuşması yapıyor sahnede Kuzey'in oğlu. Aşık olan insan yere tükürmez.
şık giyinir. Birkaç tane şiir ezberler. Kadına kıymet verir, çiçek alır, bir şekiller yapar yani. O yüzden aşık olan adamdan kaldırım değiştirmeyin. Ondan zarar gelmez. Ve şarkılarıyla sevenlerine sesleniyor Konak. Yıktın dağlarımı yıktın. Elbette şiirler de var. Volkan Konak yine kendi tarzında şiirler okuyor. Avuçlarıma döküldü inciler. Hürriyet kadar zengin ve aydınlık oldu o da. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin Volkan kadınım. Hoş geldin. Hoş geldin. Kıbrıs'ta sahne alan bir başka isim de Ferhat Göçer. Salkım'la konseri öncesi birlikteyiz. Seda Sayan'la davalık olmuşlardı geçtiğimiz hafta. Seda uzaklaştırma kararını direkt Instagram hesabına TC'mi ve adresimi karalamadan koydu. Ve o saatten itibaren benim bütün bilgilerim sosyal medyada dönmeye başladı. Aralarındaki buzlar erimiş Seda Sayan'dan gelen bir telefonla. Seda Hanım çok kıymetli bir kere. Türkiye için kıymetli. Bizim için de kıymetli. Biz bugün bir telefon konuşması yaptık. Bir yemek yiyeceğiz. Onu söyleyeyim sadece. Beraber baş başa bir yemek yiyeceğiz onunla. Ondan sonra zaten yaparız gerekli açıklamayı. Bugün Seda Hanım beni kendi aradı. Ve benim yüzümden ev değiştiriyormuşsun. Çok üzüldüm dedi. Bu ne kadar özel bir şey görülmüştü. Bunun haricinde söylenecek çok fazla bir şey yok. Seda Sayan'la alıp veremediği yok Yeşim Salkım'ın. Ama konu Gülben Ergen olunca o dava bitmez diyor. Benim bir kişiyle davam var. O dava devam ediyor, edecek. Ben bitti diyene kadar edecek. Kıbrıs'ta sahnede Yeşim Salkım. Gel otur yanıma dinle Kıbrıs'ta hafta sonu Sıla'da sahneye çıktı. Şarkılarıyla keyifli anlar yaşattı tatilcilere. Kayhan'ın galası için gittiği İzmir'de adeta yeni bir selfie rekoru kıran Şahan Gökbakar, ezeli rakibi Cem Yılmaz'la arasındaki rekabeti bakın nasıl bitirdi. İzmir'de Şahan Gökbakar izdihamı. Yeni filmi Kayhan'la doğup büyüdüğü İzmir'e giden Şahan Gökbakar çığlıklarla karşılandı. İzmir'i özlemişti Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar. Hemşolar hepinize merhaba. İzmir çocuğu olarak buradayım. Selfie maratonu önce sahnede başladı. Selfie yapalım mı beraber o zaman? Şahan Gökbakar'ı kesmedi bu selfiler. Seyircilerin arasına indi. Neredeyse herkesle tek tek fotoğraf çektirdi. İzlendiği salonda da ilgi yoğundu Gökbakar kardeşlere. Valla hep beraber büyük eğleneceğiz. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bu keyifli anlar sonrası Şahan Gökbakar'la birlikteyiz. Her İzmir'e geldiğimde kendimi böyle birazcık daha huzurlu, birazcık daha rahatlamış hissediyorum.
tabii anılar manılar dolunca burada anladın mı insan böyle oradan oraya savruluyor gidiyor. Yeni filmi Kayhan'ın gişede Umulan'ın altında kalmasını soruyoruz. Samimiyetle yanıt veriyor. Hani ilk üç günde 1 milyon 800 bin falan yapınca şimdi haftalık 400 bin yapınca aa işte bak ne oldu olmadı falan. Ama yani bu tamamen böyle ilk etapta söylenebilecek en kolay şey. Gelelim çıkan haberlere. Zafer Algöz'ün Arif Bey 216'yı beğenmediğini söyleyen Ayça Tekindor'a İBAN'ı gönder paranı iade edelim cümlesi tartışılmıştı. Şahan Gökbakar da Kayhan'ı beğenmeyen bir hayranına Zafer Algöz esprisi yaptı. Espri yaptım. Yani bir öyle bir şey gelince daha önce öyle bir tartışma olmuştu herhalde Ayça'yla. Zafer abinin öyle bir çıkışı olmuştu. Zafer Algöz'ün hareketinin kaba olduğunu düşünüyor Şahan Gökbakar. Zafer abinin öyle bir çıkışı olmuştu. Bana göre biraz kaba. Zafer Algöz demişken Cem Yılmaz'ın filmlerinde sık rol alan bir isim. Daha önce Zafer Algöz'ün de başlattığı bir tartışmaydı. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar rekabeti. Sahi böyle bir rekabet var mı? Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar sürekli bir rekabet bir şekilde varmış gibi gösteriliyor. Var mı sizce? Yok. Yani böyle bir tavır var mı? Yok abi. Cem Yılmaz'la hiçbir zaman aramda bir rekabet olmadı diyecek kadar net. Hiçbir zaman da zaten yani olmadı. Öyle bir rekabet ortamı olmadı. Ama bu böyle bir şey olarak, şehir efsanesi olarak böyle bir rekabet var. Yok abi bir rekabet yani niye olsun ki? Cem Yılmaz'la aynı kitleye seslenmediğini düşünüyor. Biz aynı pazara hitap etmiyoruz yani. Sinema seyircisi o filmi de izliyor, bu filmi de izliyor. Kimse için hırs yapmadığını söyleyen Şahan Gökbakar sadece Cem Yılmaz'a değil tüm komedi dünyasına zeytin dalı değil zeytin ağacı uzatıyor. Niye bir kıyaslama olsun, niye bir hırslanma olsun? Herkes kendi yapmak istediği filmleri yapıyor. O da çok başarılı filmler yapıyor. Ben de kendime göre başarılı işler yapıyorum. Ata da çok başarılı işler yapıyor. Yani Gupse, ben gerçekten bu insanların sinema için bir şeyler yapmalarından ve o filmlerin milyonlarca insana ulaşmasından ben kendi adıma çok mutlu oluyorum. İnşallah onlar da benim adıma mutlu oluyorlardır. Eskiden Yeşilçam'da Tosun Paşa, Köyden İndim Şehre, Hababam Sınıfı gibi yapımlarda dönemin en ünlü komedyenleri bir araya gelir, aynı filmde oynardı. Şahan Gökbakar'a Cem Yılmaz, Ata Demirer, Gupse Özay ve diğer büyük isimlerle bir araya gelip neden film yapamadıklarını soruyoruz. Eskiden bir yapımcı bütün bu oyuncuları bir araya topluyormuş, bir film yapıyormuş. Evet yani işte Ertem Eğilmez'in yaptığı filmler ondan sonra. Şimdi böyle bir yapımcı yani değişti, bu anlayış değişti. Herkes daha çok kendi filmlerini yapmaya yoğunlaştı ve kendi filmin yapımcısı olmaya yoğunlaştı. Dolayısıyla da artık birazcık hani oyuncular şirketleşti diyebiliriz. Ama böyle bir filmde seve seve rol alacağını söylüyor. Gönül ister ki olsun, değil mi? Ben çok isterim. Böyle bir teklif geldiği zaman da heyecanlanıyorum. Hani olur mu olmaz mı dendiği zaman. İnşallah olur. Ben içinde olmak isterim eğer onlar da beni isterse. Aralarında hep bir küskünlük olduğu söyleniyor Cem Yılmaz'la. Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu üzerinden bir barış olur mu diyoruz. Esprili yanıt veriyor. Ya olabilir. Keyif çok keyifli olur. Bir de bizde hani onlar gibi bir küskünlük de yok. Hani sanırım onlar biraz erkek mevzusundan mı küsmüşler böyle bir şey. Bizde öyle bir kız mevzusu da olduğu için. Hani bizim barışmamız daha kolay olabilir. Hani barışacak bir durumumuz yok bizim. Hep beraber bir filmin içinde keyifli olabiliriz. Gelelim Sevgililer Günü'ne. Eşi Selin Gökbakar'ın yaptığı kalpli jesti soralım. Şaşırdınız mı peki o kalpleri ilk gördüğünüzde mesela? Neyse. Şaşırmaz mısın? Ben daha yeni uyanmışım. Daha şafak sökmemiş. Ondan sonra bir gittim kendimi göremiyorum aynada. Kapalı gözüm açılmalı. Bir baktım kalp. Allah Allah. Üzerlerini bir okudum tek tek bana böyle bir metiyeler. Tabii ondan sonra günüm değişti. Dünyam değişti. Yeni projeler.
Recep İvedik 6 geliyor. Recep İvedik 6 zaten çalışmalarına başlamıştık. Tam net şekilde bir 20 gün önce falan başladık diyebilirim çalışmaya. Bundan sonra bu gafilenin başkanı ben. Ve bir bomba daha. Ezgi Mola ile konuşup anlaşmış. Celal ile Ceren 2 de geliyor. Ezgi ile işte bir araya geldik en son. Gala öncesi yemekte. O da istiyor, ben de istiyorum. Galiba Celal Ceren 2 de gelecek gibi. Koşacağım abi, ben de kurta kinte gibi artık özgürlüğe koşacağım be. Yeter be. Sen beni değil, ben seni bırakıyorum diyeceksin. Ver Ceren'i bana. Alo. Çok kötü oldu bu. Çek, çek. Kıvanç Tatlıtuğ'dan balıkçı pozları. Bir alama. Yakışıklı oyuncu balıkçı oldu, ağ ördü. Az sonra. Çek, çek. Çek, çek. Cumartesi sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Denize olan tutkusuyla tanıdığımız Kıvanç Tatlıtuğ bir dergi çekimi için kameralar önünde bakın nasıl ağ atıp balık tuttu. Kıvanç Tatlıtuğ'dan balıkçı pozları. Bir alama. Yakışıklı oyuncu balıkçı oldu, ağ ördü. Bir derginin kapak çekimi için kamera karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ balıkçı oldu. Bir alama. Deniz tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, çekimde ağ ördü, balık çekti. Çek, çek. Bu haberle cumartesi sürprizini noktalıyoruz. Yarın yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla saat 10'da pazar sürprizinde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Çek, 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 çek.